Günaydınlar, mutlu sabahlar diliyoruz. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. 31 Ekim Perşembe gündemiyle karşınızdayız. Sabah Haber'e hepiniz hoş geldiniz. Ben Ülgen Aksay ve Sabah Haber ekibi yaklaşık 2 saat boyunca yayında sizlerle birlikte olacağız. Peki bizleri nerelerden takip edebileceğinizi hatırlatalım. 100.1, 102, 90.6, 89.6 radyo frekanslarımız, ayrıca Facebook, YouTube ve Smart TV uygulamalarından da bizleri takip edebilmeniz mümkün olacak. O halde günün gündemiyle Sabah Haber'e başlıyoruz. ...31 Ekim Perşembe gündemini aktarıyoruz. Dedik ki bugün saat 14.30'da Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başbakanlık önünde eylem düzenleyecek. Ve son olarak hatırlatalım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu Ankara'daki temaslarına bugün de devam edecek. Görüşmelerine dair detayları dün olduğu gibi bugün de bültenlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Böylelikle gündeme aktardık, ülkemiz gazete manşetleriyle devam edelim. Diyalog gazetesi ülkemiz basınında bugün ilk gazete olacak ve bugün manşetten Rum yönetimi başkanı Nikos Christodoulou Dis'le yine ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşmeye dair detayları paylaşıyor. 50 yıl oldu başlığıyla aktarıldı. Detaylarda Kıbrıs konusuyla ilgili bir diyalogları aktarıldı. Biden işgalden söz etti. Christodoulou Dis mutlu oldu alt başlıklarıyla yansıtıldı bu haber. ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin adayı işgali üzücü bir olaydır diyerek iki bölgeli, iki toplumlu federal çözüm konusunda iyimser olduğunu ifade ediyor. Diyalog gazetesi de bu ifadesini ön sayfadan vurguluyor. Evet, 4 aylık polisiye haber yer alırken yine bir diğer spotundaysa kayıplar konusunda araştırma yapmak üzere Amerika'dan uzman ekip geliyor. Önemli bir gelişme olarak aktarıldı yine bu haber. Alitya gazetesinde paylaşılan bu haberi detaylı bir şekilde iç sayfadan işliyor. Araştırma yapılacak bölgelerden birinin Güney Kıbrıs, diğer 3 bölgenin ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer aldığını da iç sayfalardan aktarıyor Diyalog gazetesi. Hemen ayrıntılarla devam edelim. Öncelikle bir manşete göz atalım. Rum lider Nikos Christodoulou Dis'le ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesine dair detayları aktarıyoruz. Beyaz Saray'da gerçekleştiğini bir fotoğraf karesiyle aktarıyor Diyalog gazetesi. Rum yönetimi Başkanı Christodoulou Dis'le Beyaz Saray'da görüşen ABD Başkanı Biden, Türkiye'nin adayı işgali üzücü bir olaydır diyerek iki bölgeli, iki toplumlu federal çözüm konusunda iyimser olduğunu söyledi. Biden, federasyon altında yeniden birleşmiş bir Kıbrıs mümkündür dedi. Rum yönetimi başkanı Christodoulou Dis ise Kıbrıs sorununu iki bölgeli, iki toplumlu, federal bir çözüm temelinde çözmek için müzakereleri yeniden başlatma çabalarımızda sizin ve ABD'nin desteğine güveniyorum dedi. Beyaz Saray'a davet edilmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Christodoulou Dis, Güney Kıbrıs'ın Amerika'nın gerçekten stratejik bir ortağı olduğunu da ifade ediyor. Fotoğrafın altında bir not görüyoruz. Biden'la görüşen Christodoulou Dis kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade ettiğini fotoğrafın hemen altında da vurguluyor gazete. Evet, ön sayfadan aktarılan spot haberlerle devam edelim. Kayıplar konusunda araştırma yapmak üzere Amerika'dan uzman ekip geliyor, önemli bir gelişme olarak aktarıldı dedik. Yineleyelim, yine iç sayfalarda vurgulanan bir detay vardı. Alitya gazetesinin paylaşmış olduğu bir haber olduğunu da vurguladık. Araştırma yapılacak bölgelerden birinin Güney Kıbrıs, diğer 3 bölgenin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu aktarılıyor. Gazetenin paylaşmış olduğu bu haberde iç sayfadan kapsamlı şekilde detaylandırıldı. Evet, polisiye haberlerle devam ediyoruz. Lefkoşa'da uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklanan Ürdünlü İsmail'in suç ortakları aranıyor. İki kişinin kayıp olduğu ifade edildi başlıkta. Bir diğer haber, kapı kilidini kırarak İngiliz ailenin Edremit'teki evine yerleşen ve bir yıl süreyle yasa dışı bir şekilde burada yaşayan anne ile oğlu cezaevine gönderildi. Girne'de yüksek sesle müzik dinlediği için ev arkadaşının üzerine bıçakla yürüdü. Araya giren şahsı yaraladı, öfkesine yenildi diyor gazete. Ve ön sayfadan aktarılan son polisiye olaydayız.
54 yaşındaki adam borç verdiği şahıstan parasını isteyince akrabasının saldırısına uğradı ve dişini kırdığı da yine başlıkta vurgulanan bir detay oldu. Bu polisiye haberlerde iç sayfadan daha detaylı şekilde paylaşılıyor. Ve bir diğer gazete Halkın Sesindeyiz. Kimse susmasın başlığıyla Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ın açıklamalarına yer veriyor. Hangi konuda? Yine bebeklere alkollü mama olayıyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklaması var. Yine son gelişmeleri de aktarıyor detaylara baktığımızda. Alkollü mama skandalının ardından küvezde tedavi gören 6 bebeğin ailelerinin hastane önündeki bekleyişi sürüyor. Annelere sadece 3 saatte bir bebeklerini görmesine izin veriliyor. Bunun dışındaki saatlerde aileler hastane içerisine alınmadığı da ifade edildi. Yine Özersay'ın açıklamasına az sonra detaylı şekilde bakacağız. Sürmanşete baktığımız zamansa az önce ifade ettiğimiz gibi Rum lider Nikos Christodoulidis ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesine dair detayları Spot Haber olarak aktardı. Bir diğer öne çıkan haber ise Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları'nın bir açıklaması var. Mavi dil alarmı konusuna değiniyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı ülkede yayılmaya başlandığı da ifade edildi. Spot haberlerdeyiz. Yine bir dış haber var. İspanya'da sel felaketi yaşandığı ifade ediliyor. Valencia bölgesindeki selde en az 95 kişi hayatını kaybetti diyor detaylarda. Ve yine bir polisiye haber ön sayfadan aktarılırken bir iş kazası olduğu ve bu iş kazası dolayısıyla bir ölüm gerçekleşti. İskele Long Beach bölgesinde bir inşaatta çalışan 54 yaşındaki Muhammed Uddin inşaatın 3. katındaki balkonundan aşağı düşerek yaşamını yitirdiği ifade edildi. Bazı oranlar paylaşıldı. Yine yaşanan bu iş kazalarıyla ilgili ölümlerin arttığı da ifade edildi iç sayfalarda. Hemen ayrıntılarla devam edelim. Oranların detaylarını az sonra paylaşacağız. Öncelikle manşetin detaylarına bakalım. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ın açıklamaları vardı. Bebeği alkollü mama kurbanı olan ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan annelerden biri, diğer ailelerin çoğunun yabancı olduğu için sesini çıkaramadığını vurguladı ve insanlar susuyor, susturuluyor. Kimse susmasın, aileler susmasın, halkımız da susmasın çağrısı yaptı. Öte yandan olayla ilgili Sağlık Bakanlığı polislik oldu. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, mamalara alkol karıştırılması olayıyla ilgili Sağlık Bakanı'nın polis soruşturmasına dahil edilmesi için polise başvurduğunu açıkladı. Özersay, bu sağlık skandalında ailelere bilgi verilmemiş olması, olayın uzun süre gizlenmiş olması, hemşirelerin aileleri aramak istemesine rağmen buna Sağlık Bakanlığı'nın izin vermemiş olması adli soruşturma gerektiren bir husustur. Sağlık Bakanı da bu soruşturmaya dahil edilmeli ve polis tarafından soruşturulmalıdır açıklamasını yaptı. Özersay, bakanın istifa etmesi konusunda herkesin sesini yükseltmesi gerektiğini de ifade ediyor. Özersay'ın bu ifadeleri bugünün en önemli gündem başlıklarından diyebiliriz. Birçok gazete ön sayfadan veya manşetten paylaşıyor bu açıklamaları. Evet, sürmanşetle devam edelim. Az önce de ifade ettiğim gibi Rum lider Christodoulidis ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesine dair detayları paylaştı. Beyaz Saray'da tarihi görüşme notuyla bir fotoğraf da aktarıyor Halkın Sesi. ABD Başkanı Biden'la Kıbrıslı Rum lider Christodoulidis dün Beyaz Saray'da bir araya geldi. Türkiye'nin Kıbrıs'a askeri müdahalesinin üzücü bir olay olduğunu söyleyen Biden, İki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon altında yeniden birleşmiş bir Kıbrıs'ın mümkün olabileceği ihtimali konusunda iyimserim ifadesini kullandı. Evet, geçiyoruz Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları'nın açıklamalarına. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı ülkede yayılmaya başladı. Hayvan Üreticileri Birliği 80 çiftliğin karantinaya alındığını, 150'nin üzerinde hayvanın telef olduğunu, 1000'e yakın hasta hayvan bulunduğunu açıkladı. Hayvancılık sektörü acil önlemler alınmazsa çok daha büyük kayıplarla karşı karşıya kalabilir. Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Naimoğulları, küçükbaş hayvancıya diz çöktüren mavi dilin Dipkarpaz'dan Lefkoşa'ya kadar geldiğini vurguladı ve birkaç gün içinde bu konuya çözüm bulunmazsa kuzuları, oğlakları bana koyup getireceğiz, Tarım Bakanlığı'nın önüne bırakacağız uyarısında da bulundu.
Evet, dış haberle devam edelim. İspanya'da sel felaketi yaşanıyor dedik az önce. Detaylarına bakalım. İspanya'da yaşanan sağanaklar sele döndü. Sel suları sokakları doldurdu. Birçok aracı alıp götüren sular araçların birbirlerinin üzerine çıkmasına sebep oldu. Valencia bölgesindeki selde en az 95 kişi hayatını kaybetti. Evet, ön sayfadan aktarılan bir diğer spotta ise Yakın Doğu Üniversitesi iki kategoride dünyada ilk 10'a girdiği ifade ediliyor. Detaylara hemen bakalım. Yakın Doğu Üniversitesi Times Higher Education'ın güncellediği 2024 Dünya Üniversiteleri etki sıralamasında eğitim kalitesinde dünyada 6. sırada yer aldı. Üniversite ayrıca sanat ve toplumsal mirasın gelişmesine öncülük yaptığı çalışmalarıyla bölgesine, toplumuna ve dünyaya en fazla katkı sunan üniversitelerin sıralandığı, sürdürülebilir şehir ve toplumlar kategorisinde ise dünyanın en etkili 8. üniversitesi olduğu ifade ediliyor. Evet, yine iş kazası, yine ölüm. Bir diğer haberdeyiz. Siskele Long Beach bölgesinde bir inşaatta çalışan 54 yaşındaki Muhammed Nizamuddin, inşaatın 3. katındaki balkonundan aşağı düşerek yaşamını yitirdiği ifade edildi. Yine yıl bazında bir oran paylaşıldı. Bu yıl yaşanan iş kazaları 7'ye yükseldi. 2023 yılında ise ölüm sayısının 5 olduğu da iç sayfalardan aktarılıp kıyaslanıyor. Halkın sesini tamamladık Özgür Gazete ile devam edelim. Yine ülkemizde yaşanan iş kazalarına işaret ediyor. El birliğiyle öldürüyorlar başlığıyla yansıttı gazete bu haberi. Adeta bir işçi mezarlığına dönen Kıbrıs'ın kuzeyinde dün meydana gelen bir iş cinayetindeki detaylarda zincirleme bir ihmaller dizisinin emekçilerin hayatını nasıl çaldığını gözler önüne serdi diyor. Eleştirel bir üslupla detayları paylaşıyor. İki ayrı fotoğraf görüyoruz yine iş kazası ile ilgili paylaşılan. Hemen altındaki nota bakalım. Fotoğrafın altında bir not paylaşılmış. Talihsiz işçi sağdaki binadan düştü. Binanın satışlarının soldaki binada bulunan ofisten yapıldığı da belirtiliyor ve olayın nasıl geliştiğini, hangi konularda ne gibi ihmaller olduğunu da ayrıntılar 4 ayrı alt başlık halinde paylaşıyor Özgür Gazete. Hemen detaylara bir göz atalım. Korkunç ölüm, hepsi kaçak, neredeler, şartlar net alt başlıkları kullanıldı. İskele Long Beach'teki bir inşaatta dün sabah meydana gelen iş cinayetinde 3. kattan düşen 54 yaşındaki emekçi Muhammed Nizamuddin korkunç şekilde hayatını kaybetti. Hiçbir güvenlik önlemi alınmayan inşaatta baretsiz ve kemersiz çalışan Uddin ve diğer emekçilerin de çalışma izinlerinin olmadığı kısa sürede ortaya çıkarken inşaatın denetlenmediği de anlaşıldı. Gazetenin edindiği bilgilere göre inşaatın izni yok, ilgili firmada yasal değil. Türkiye'li iki emekli asker ÖÇ ve BC adlı firma sahiplerinden de firmaya taşeronluk yapan HN'den bir haber yok. Yapı denetim uygulamasına göre iş sağlığı ve güvenliği uzmanıyla mühendis, mimar tarafından denetlenmesi zorunlu olan inşaatlar aynı zamanda kayıtlı karneli müteahhit tarafından yapılmak zorunda olduğu da detaylarda ifade ediliyor. Evet, Özgür Gazete'nin manşetini paylaştık. Yine ölüm, yine kaza haberini aktardı. Ülkemizde yaşanan ölümlü kazalara işaret ediyor dedik. Şimdi ise Güneş Gazetesi ile devam edelim. Güneş Gazetesi ise bugün 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı programının detaylarını paylaşıyor. Türkiye tarafından açıklanan program. Türkiye 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı programı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 8,5 milyar Türk liralık mali kaynak aktarırken Doğu Akdeniz'de güvenliği artırmak amacıyla bir sahil gözetleme istasyonu kurmayı planladığı ifade edildi. İki ayrı alt başlık kullanıldı yine detaylar paylaşılırken. Doğu Akdeniz'de güvenlik tedbirleri artacak. Kıbrıs vakıf eserleri için arşiv çalışmaları da yer alıyor programda. Detaylara yine az sonra bakacağız. Öncelikle sürmanşete bir göz atalım. Neler aktardı Güneş Gazetesi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki temsilcisidir ifadesi öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bu ifadesi ise 22. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmasından bir kesit paylaşıldı. Tatar'dan 3 tarih vurgusu alt başlığıyla da detayları sürmanşetten aktarıyor Güneş.
Logonun hemen yanındayız. 29 Ekim sevinci Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de gururla yaşandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. Özellikle grup parti toplantısında yapmış olduğu konuşmalar iç sayfadan kapsamlı şekilde paylaşılıyor Güneş Gazetesi'nden. Ön sayfada ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili yapmış olduğu açıklamasından kısa bir kesit aktarıldı. Yine Türkiye basınına geçtiğimizde orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını daha detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Hemen bir manşete göz atalım. Az önce de ifade ettiğim 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı programına dair detaylar paylaşılıyor. Hemen ayrıntılara bakıyoruz. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik önemli ekonomik ve güvenlik destekler planlandı. Programa göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 8,5 milyar Türk liralık mali kaynak ayrılırken verilen krediler için 4 milyar TL ödenek öngörüldü. Türkiye, Doğu Akdeniz'e güvenliği sağlamak ve terör örgütlerinin deniz yoluyla Türkiye'ye girişini engellemek amacıyla yeni adımlar atacak. Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Doğu Akdeniz Sahil Gözetleme Sistemi bünyesinde bir sahil gözetleme istasyonu kurmayı planlıyor. Bu adım bölgedeki deniz güvenliği önlemlerini güçlendirmeyi de hedefliyor. Evet, programda yer alan bir diğer konu, bir diğer çalışma Kıbrıs Vakıf Eserleri için arşiv çalışmaları başlığıyla paylaşılıyor. Programda ayrıca Kıbrıs'taki vakıf eserlerinin tarihi belgelerine yönelik çalışmalar da bulunuyor. Kıbrıs'taki vakıf eserlerine ait arşiv belgelerinin tespiti, tercümesi ve transkript çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda kültürel mirasın korunması ve belgelenmesine yönelik yeni adımlar atılacak. 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında yer alan bu projeler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ekonomik, güvenlik ve kültürel alanlarda önemli katkılar sağlamayı da amaçlıyor. Evet, manşeti paylaştık. Şimdi ise sürmanşetle devam edelim. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılmış olduğu bir kongrede yapmış olduğu konuşma detaylı olarak aktarıldı dedik. Hemen bakalım. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 22. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi'nin açılışına katıldı. Türklerin Anadolu'ya 1071 yılında geldiğini, İstanbul'un 1453 yılında, Kıbrıs'ın ise 1571 yılında fethedildiğini anlatan Tatar, bu üç tarihin Türklerin batıya doğru ilerlemesinde önemli olduğunu kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devleti olarak Türk dünyasının temsilcisi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı, Kıbrıs'ın jeopolitik ve stratejik önemine işaret etti, Büyük Türk milletinin ortak çıkar ve menfaatleri doğrultusunda çalışılması gerektiğine de vurgu yapıyor. Ve logonun hemen yanındayız. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim sevincinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yurt dışındaki temsilciliklerde törenlerle, etkinliklerle, gururla yaşandığını belirtti. Ve açıklamasının detayları da iç sayfadan kapsamlı olarak paylaşıldı. Güneş gazetesini tamamladık. Vatan'la devam edelim. Vatan gazetesi ise bugün manşetine Mavi Dil ülkeyi kırıp geçirdi başlığını kullandı. Hayvan üreticileri zor günler geçiriyor başlığıyla da Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları'nın açıklamalarına yer veriyor. İfadesi öne çıkıyor, ifadesini aktaralım. 80 çiftlik karantinaya alındı. 150'nin üzerinde hayvan telef oldu. 1000'e yakın hasta hayvan olduğu da ifade ediliyor. Mavi dil hastalığına işaret ediyor özellikle ve birçok gazete ön sayfadan bu açıklamaları veriyor. Evet, sürmanşetle devam edelim. Yine Acil Durum Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yaşanan olayla ilgili Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ın açıklamaları var. Halkın Partisi'nden Sağlık Bakanı hakkında polise şikayet dilekçesi denilmiş, Sağlık Bakanı da bu adli soruşturmaya dahil edilsin diye şikayetçi olduk ifadesini kullandı Özersay. Detaylara bakacağız. Yine bu konularla ilgili başka açıklamalar daha var. KSAMS Başkanı Güven Bengihan'ın bir açıklaması. Talihsiz olayın faturasının tüm hemşirelere kesilmesi kabul edilemez vurgusu
yaptı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı spot başlık olarak da veriyor. Bebeklerin son durumuyla ilgili yapılan bir açıklama görüyoruz. Bebeklerin ağzından beslenme ile başladığı duyurulduğu ifade edildi. Ve bugünün bir diğer önemli başlığı Güney Kıbrıs'la ilişkili aslında. Rum lider Hristodoulidis ile ABD Başkanı Biden'ın gerçekleştirmiş olduğu görüşme ile ilgili bir haber paylaşıldı. Biden Hristodoulidis'i Beyaz Saray'da ağırladı diyerek Beyaz Saray tarafından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada kısaca ön sayfadan yansıtıldı. Hemen ayrıntılarla devam edelim. Manşete bakalım. Az önce ifade ettiğim gibi Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları'nın açıklamaları var dedik. Açıklamalarının detaylarını aktarıyoruz şimdi. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, mavi dil hastalığının ülkeyi kırıp geçirdiğini, 80 çiftliğin karantinaya alındığını, 150'nin üzerinde hayvanın telef olduğunu, 1000'e yakın hasta hayvan bulunduğunu kaydetti. Tarım Bakanlığı'nda toplantı yaptıktan sonra birlik binasında basın toplantısı düzenleyen Naimoğulları, hayvan üreticisinin sorunlara hızlı şekilde çare üretilmesini beklediklerini kaydetti. Küçük baş hayvancıya diz çöktüren mavi dilin Dip Karpaz'dan Lefkoşa'ya kadar geldiğini belirten Naimoğulları, hastalığa sebep olan sineklerin ilaçlanmasının belediyelere bırakıldığını ancak bunun yeterli olmadığını, bu konuda alarma geçilmesi gerektiğini de vurguluyor. Sürmanşette ise az önce de söylediğim gibi Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ın bebeklerle ilgili yaptığı bir açıklama var. Acil Durum Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yaşanan olayla ilgili bir suç duyurusunda bulunduğunu ifade etmişti. Bakalım açıklamasına. Özersay yaptığı açıklamayla dün itibariyle Halkın Partisi'nin Polis Genel Müdürlüğü'ne başvurduğunu ve yaşanan sağlık skandalıyla ilgili olarak Sağlık Bakanı hakkında şikayetçi olduğunu duyurdu. Özersay yaptığı açıklamada Sağlık Bakanı'nın da adli soruşturmaya dahil edilmesi için dün Polis Genel Müdürlüğü'ne başvurduklarını da ifade ediyor. Logonun hemen yanındayız. Yine ABD Başkanı Joe Biden'la Hristodoulidis'in görüşmesiyle ilgili yapılan açıklamayı taşıyor logonun hemen yanında. ABD Başkanı Joe Biden dün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodoulidis'te Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşme ABD ve Güney Kıbrıs arasında geçen ay başlatılan stratejik diyalog mekanizmasının ardından rastladı. Beyaz Saray tarafından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise bu ayın başlarında ABD, Kıbrıs Cumhuriyeti stratejik diyaloğunun açılışını takiben Joe Biden ve Nikos Hristodoulidis'in enerji çeşitlendirmesi, bölgesel güvenlik ve Ukrayna'ya destek gibi ortak ilgi alanlarına giren bir dizi dış politika konusunu derinlemesine de ele aldıkları ifade edildi. Evet, bebeklerle ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklama var. Bebeklerin ağızdan beslenmeye başladığını duyuruyor Sağlık Bakanlığı. Yine bu konuyla ilgili KİTAMS Başkanı Güven Bengihan'ın açıklamalarını aktaralım öncelikle sizlere. Talihsiz olayın faturasının tüm hemşirelere kesilmesi kabul edilemez ifadesi öne çıkıyor. Bakalım açıklamasının detaylarını aktaralım sizlere. Güven Bengihan bir bebeğin hayatını kaybettiği ve 6 bebeğin entübe edilmesine neden olan talihsiz olayın faturasının tüm hemşirelere kesilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ediyor. Evet, 1 Aralık'tan itibaren indirimli ilaç alınabilecek. Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından yapılan bir açıklama, sigortalıların 1 Aralık'tan itibaren serbest çalışan hekimler veya kamu sağlık kuruluşları tarafından yazılan reçetelerle sözleşmeli özel eczanelerden indirimli olarak ilaçlarını alabileceğini duyurdu. Ve ön sayfadan aktarılan son spottayız. Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği Başkanı Fuat Topaloğlu'nun açıklaması var. Taşımacılık sektörünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu savunarak hükümet edenleri hassasiyete davet etti ve açıklamasının detayları da iç sayfadan daha detaylı olarak aktarıldı Vatan Gazetesi'nde. Yeni Bakış Gazetesi ile devam edelim. CTP Milletvekili Devrim Bahçı'nın açıklamaları bugün manşetten aktarıldı. Mali kaynak yandaş istihdamlara kullanıldı başlığıyla detayları görüyoruz. Lefkoşa Acil Durum Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde bebeklerin mamalarına etil alkol karıştırılması sonucunda bir bebeğin hayatını kaybetti. Diğer 6 bebeğin ise tedavi altına alındığı olay sonrası sorumluluk hissedip istifaden olmadığı gibi görevden
alma da olmadı diyor Devrim Barçın ve bu konuyu eleştiriyor. Açıklamalarını detaylı olarak az sonra paylaşacağız sizlere. Sürmanşet'e baktığımız zamansa bu konuyla ilişkili Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersan yaptığı bir açıklama var. Bir suç duyurusunda bulunduğunu ifade ediyor. Sağlık Bakanı aleyhinde polise şikayetçi olduğu başlıkta vurgulandı. Yine ülkemizde yaşanan iş kazasına dair detaylar var. Dün meydana gelen olayı detaylı olarak aktardı. Ve az önce de aktardığımız bir diğer haber ise Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği Başkanı Fuat Topaloğlu'nun da yine bu sektörle ilişkili olarak yaptığı açıklamalar, yaşanan sıkıntılara işaret ettiği detaylarda paylaşıldı. Hemen ayrıntılarla devam edelim. Manşete bakalım. CTP Milletvekili Devrim Bahçı'nın açıklamaları var. Yasada mali kaynak da olmasına rağmen sorunları çözmeyen Sağlık Bakanlığı'dır ifadesini kullanıyor. Hemen detayları aktaralım sizlere. Lefkoşa Acil Durum Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde bebeklerin mamalarına etil alkol karıştırılması sonucunda bir bebeğin hayatını kaybettiği, diğer 6 bebeğin ise tedavi altına alındığı olay sonrası sorumluluk hissedip istifa eden olmadığı gibi görevden almadı olmadı. Ülkede diğer tüm alanlarda olduğu gibi kamu sağlık sistemi de dibe vururken hükümet tüm sorumluluğu sadece 5 sağlık çalışanında görüyor ki ne hastane başhekimi ne sağlık bakanı istifa ediyor ya da görevden alınıyor. CTP milletvekili Barçın yaptığı açıklamayla önemli bir soruna dikkat çekerek hastanelerdeki bakıcı sorununu çözmek için bir yıl önce ilgili yasada değişikliğe gidildiğini, buna rağmen Sağlık Bakanlığı'nın bu kadrolar için münhal açmadığını ve ayrılan mali kaynağın torpilli yandaş istihdamlar için kullanıldığını kaydetti. Barçın, halk yararına güçlü bir kamu sağlık sistemi kurmak için mevzuatta kaynak da olduğunu, sorunun bunları halkın çıkarı için değil, koltuk için kullanan hükümeti olduğunu söyleyerek, bu nedenle kamu kaynaklarını halk yararına sistem kurmaya değil, rant kapısına çevirenler derhal istifa etmelidir ifadesini kullandı. Evet, yine bu konuyla ilişkili bir diğer açıklama Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'dan geldi dedik. Polise Sağlık Bakanı aleyhinde şikayette bulunduğunu aktardık. Detaylara bakalım. Özersay, Polis Genel Müdürlüğü'ne başvurarak Sağlık Bakanlığı aleyhinde şikayetçi olduğunu belirtti. Özersay, yaşanan sağlık skandalında ailelere bilgi verilmemiş olmasının, olayın uzun süre gizlenmiş olmasının adli soruşturma gerektiren bir husus olduğunu söyleyerek, bugün Hemşireler ve Ebeler Sendikası tarafından yapılan açıklamada bebekler kötüleştiğinde hemşirelerin ailelere haber vermek istediklerini ama Sağlık Bakanlığı'nın buna izin vermediği vurgulandı. Sadece bu bile bizzat Sağlık Bakanı'nın da bu olayla ilgili olarak soruşturulması gerektiğini göstermektedir dedi. Özersay, siyaset ahlakı çoktan bu istifanın gelmesini gerektiriyordu. Bu ana kadar bunun yapılmamış olması bile başlı başına büyük bir ayıptır ve aynı zamanda hukuka da saygısızlıktır ifadelerini kullandı. Birçok gazetede bu ifadeleri ön sayfadan paylaştı. Evet, iş kazası mı, iş cinayeti mi? Bir diğer haberdeyiz. Bu soru başlığıyla aktarıyor ülkemizde dün yaşanan iş kazasını. Detaylara bakalım. Yeniden ekranlarını yeni açan izleyenlerimiz için bir kez daha paylaşalım. İskele'de Long Beach bölgesinde yapımı devam eden bir inşaatın 3. katındaki balkonunda çalışmakta olan Muhammed Nizamuddin dengesini kaybederek aşağı düşmesi sonucu ağır şekilde yaralandı. Adı edilen ambulansla kalındığı Gazi Mausa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayacak. Yaşamını yitirdi. Kar İş Başkanı Fuat Topaloğlu'nun açıklamalarıyla devam edelim. Spot Haber olarak aktarıldı. Kontak kapatma noktasındayız başlığıyla yer alıyor bu haber. Topaloğlu, taşımacılık sektörünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu savunarak hükümet edenleri hassasiyete davet etti. Giderlerin dövize endeksli olduğunu ve her gün artan maliyetlerin sektörü boğduğunu dile getiren Topaloğlu, taşımacılık sektörüne kayıtsız kalınmasının bir zamanlar can damarı olan bu hizmeti tehdit ettiğini de kaydetti. Evet, Yeni Bakış gazetesini böylelikle tamamladık. Avrupa ile devam edelim. Avrupa gazetesi de bugün manşetine
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özer Say'ın Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşanan olayla ilgili açıklamalarına yer veriyor. Acil Durum Hastanesi'ndeki bebek faciasının birinci derecede sorumlularından biri de Sağlık Bakanı Hakan Dinçüre'nin olduğu görüşünde herkes birleşiyor ama o istifa etmemekte diretiyor diyor. Gazete Dinçürek polise verildi başlığıyla da Özer Say'ın polise bu konuda şikayette bulunduğu ifade edildi. Detaylara bakacağız. Yine yeniden aktaracağız sizlere. Bir diğer önemli gündem başlığı ise Rum lider Hristodulidis ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşme oldu. Bu görüşmeyle ilgili Avrupa Gazetesi bir fotoğraf paylaştı. Biden çözüm için iyimser notuyla bu haberde aktarıldı. Evet, dün yaşanan iş kazası ile ilgili bir spot paylaşıldı. Ve bunun dışında yine Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşanan olayla ilişkili olarak Tabipler Birliği Başkanı'nın bir ifadesi de ön sayfadan paylaşılıyor. Bir diğer açıklama ise hemşire Ülfet Kral'dan geldi, kimse bizden şişe istemesin notuyla yine bu konuyla ilgili de açıklaması yer aldı. Hemen ayrıntılarla devam edelim. Öncelikle Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özer Say'ın açıklamaları yeniden yineleyelim. Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek hakkında polise şikayette bulundu bu olayla ilgili. Halkın Partisi lideri Kudret Özer Say, Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek hakkında polise şikayette bulunduklarını açıkladı. Özer Say, ailelere bilgi verilmemiş olması, olayın uzun süre gizlenmiş olması, hemşirelerin aileleri aramak istemesine rağmen Sağlık Bakanlığı'nın buna izin vermemiş olması adli soruşturma gerektiren bir husustur, diyor Özer Say ve Avrupa Gazetesi de bu ifadeleri ön sayfadan aktarıyor. Biden-Hristodulidis görüşmesi, Biden çözüm için iyimser başlığıyla Beyaz Saray'da gerçekleşen bu ikili görüşmeye dair detayları iç sayfadan paylaşıyor Avrupa Gazetesi. Evet, iş kazası, dün yaşanan iş kazası ile ilgili spottayız. İskelede bir inşaatın 3. katından düşen 54 yaşındaki Nizamuddin hayatını kaybettiği ifade edildi. Ve yine Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşanan olayla ilgili Tabipler Birliği Başkanı Ceyhun Dalkan'ın bir ifadesi var. Düzensizlikten kaynaklandı başlığıyla bu ifadesi öne çıkarıldı. Bu kargaşanın sorumlusu sağlık çalışanları değil dedi. Dalkan'a göre bu durum hastanedeki düzensizlikten kaynaklandığı da ifade ediliyor. Evet, hemşirenin yorumu var dedik. Nalbantoğlu Hastanesi Diyaliz Bölümü sorumlu hemşiresi Ülfet Kral'ın da bazı ifadeleri var. Dün yapmış olduğu açıklamalar vardı. Yıllardır biz eczaneye bidon yolluyoruz ve alkol dolduruluyor. Bu saatten sonra kimse bizden şişe istemesin ifadesini kullandı. Ve bir diğer açıklama ise Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları yapıyor. Mavi dil kırıp geçirdi başlığıyla mavi dil hastalığına işaret ediyor. 80 çiftlik karantinaya alındı. 150'nin üzerinde hayvan telef oldu ve 1000'e yakın hasta hayvan olduğu da aktarıldı Naimoğulları tarafından. Ve Avrupa Gazetesi de bu durumu ön sayfadan spot haber olarak paylaştı. Ve Kıbrıs'a devam edelim. Kıbrıs gazetesi ise bugün manşetine Bafra Gıda Limited Direktörü Gazi Akıncı ile Zeytin, Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Burhan Bardağ'ın açıklamalarına yer veriyor. Gazi Akıncı'nın ifadesi başlıkta vurgulandı. Bu yıl zeytin rekoltesinin az olacağını belirterek zeytinyağının litre fiyatının 1000 TL'yi bulacağını söyledi. İthalata izin verilmeli başlığıyla da detayları açıklamaları paylaşıyor. Yine Burhan Bardağ'ın ifadesi sahte zeytinyağına dikkat alt başlığıyla paylaşıldı. Bir uyarıda bulunuyor. Yine az sonra ayrıntılı şekilde aktaracağız bu uyarıları sizlere. Sürmanşet'e devam edelim. Sürmanşet'te Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın açıklaması var. Meclis Başkanlık Divanı seçiminin tamamlanamaması ve erken seçim taleplerini eleştiriyor Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin. CTP istifa etsin ben de ederim ifadesi de başlıkta vurgulandı. Logonun hemen yanındayız. Sağlık Bakanlığı tarafından bebeklerle ilgili yapılan açıklama var. Son gelişme, sağlık durumu hakkında yüreklere su serpen bir açıklama yaptığı ifade edildi. Ağızdan beslenmeye başladıkları aktarılıyor.
Ve Bandabulya esnafının da sesi oluyor bugün Kıbrıs gazetesi. Bandabulya Afrikalı öğrencilere kaldı başlığıyla bir eleştiride, bir sitemde bulunuyor esnaf. Bir iki ayrı spot haber daha ön sayfadan aktarıldı. Öncelikle ABD Başkanı Joe Biden'la Rum lider Christodoulidis görüşmesine dair fotoğraf paylaşıldı. Diğer yanda da Türkiye 2025 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde karada ve denizde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini yoğunlaştıracağı da ifade ediliyor spot başlık olarak. Hemen ayrıntılarla devam edelim. Manşete bakalım öncelikle. Bafra Gıda Limited'in direktörü Gazi Akıncı'nın açıklamalarına bir göz atıyoruz öncelikle. Gazi Akıncı raflardaki zeytinyağı fiyatlarını dengelemek için zaman zaman devlet kontrolünde zeytinyağı ithalatına izin verilmesi gerektiğini belirterek bu yıl ürün var, önlem alınmazsa tüketiciye ulaşacağı yağın litre fiyatı 1000 TL dolaylarında olacak. Bu çok yüksek bir rakam ifadesini kullandı. Diğer yandan zeytinyağı üreticileri ve sanayicileri derneği başkanı Burhan Bardağ'ın da bir uyarısı var. Bardak fiyatların arttığını belirtti, sahte zeytinyağlarına karşı da uyarıda bulundu. Piyasadaki düşük fiyatlı etiketsiz yağlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Bardak, etiketsiz ürünlerden uzak durun vurgusunu da yaptı. Evet, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın açıklamalarıyla devam edelim. Yine meclis başkanlığı seçimiyle ilgili yaptığı bazı açıklamalar var. CHP'ye yönelik bir eleştirisi var dedik. Arıklı ana muhalefet CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulunarak CHP meclisten istifa etme kararı alsın. Erhan Arıklı olarak partime sormadan milletvekillikten istifa etmeye hazırım. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin buna gücü yok. Samimiyette böyle bir talebi de yok. Erken seçim gündemde yok, ihtiyaç da yok ifadesini kullandı. İstifa edelim ama sonra ne olacak diye soran Arıklı, bilsek ki muhalefetin elinde sihirli değnek var, gelir gelmez bu kahrolası sistemi değiştirecek formülleri var, reform anlamında çalışmaları var, hemen diyeceğiz ki hadi arkadaşlar gelin erken seçime gidelim ama böyle bir durumda yoktur ifadesini kullandı. Bu açıklamalarda sürmanşetten paylaşıldı. Evet, Sağlık Bakanlığı tarafından bebeklerle ilgili sağlık durumlarıyla ilgili yapılan açıklama kısaca paylaşıldı. Ağızdan beslenmeye başladıkları aktarılıyor. Birçok gazete bebeklerin son durumuyla ilişkili bu haberi de ön sayfadan paylaştı ve geçiyoruz Bandabulya esnafının bazı yorumlarını sizlere aktarmaya. Başkentteki tarihi Bandabulya çarşısı geçmişini arıyor. Gazeteye konuşan Bandabulya esnafı bir hayli dertli, Bandabulya Afrikalı öğrencilere kaldığı ifade ediliyor. Bandabulya esnafı Suriçi'nde ücretsiz otopark bulunmamasından ve başkentin her noktasında marketlerin olmasından dolayı yerli halkın bölgeye uğramadığından dert yanıyor. Turistlerin yeterince alışveriş yapmadığını anlatan esnaf, Afrikalı öğrencilere yapılan satışlarla ayakta durdukları da ifade edildi. Yine Bandabulya'ya dair fotoğraflar da ön sayfadan paylaşıldı. Evet, Kıbrıs gazetesini tamamladık. Yeni düzenle devam edelim. Ülkemiz basınındaki son gazete olacak. İstifa et başlığını kullandı. Yine acil durum hastanesi, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yaşanan olayla ilişkili bir manşet görüyoruz. Konuya ilişkinde yine Dinç Yüreğin polise şikayet eden Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersen yapmış olduğu açıklamalar paylaşıldı. Ya siyasi ahlak ya da adli soruşturma başlığıyla detayları görüyoruz. Sürmanşete baktığımız zamansa yine dün yaşanan iş kazası ile ilgili bazı detaylar paylaşıldı. 10 ayda 7. iş cinayeti başlığıyla yer alıyor bu haber. Düştükten sonra başına baret takmaya çalıştılar. Ambulansı geç aradılar. Görgü tanıklarının bazı ifadeleri öne çıkıyor ve aynı zamanda çalışma dairesi işyerleri teftiş şube amiri Emrah Güven'in bazı iddiaları da yer alıyor bugün ön sayfada. Evet, bugünün bir diğer önemli gündem başlığı dediğimiz ABD Başkanı Joe Biden'la yine Rum lider Christodoulidis arasında yapılan görüşmeyle ilgili bir fotoğraf yansıdı. Kıbrıs'a çözüm olasılığı konusunda iyimserim ifadesi Joe Biden'a ait bir ifadede ön sayfadan vurgulanıyor bugün Yeni Düzen gazetesinde. Hemen ayrıntılara bakalım, manşete bakalım. Öncelikle yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yaşanan olayla ilgili Özersay'ın bazı açıklamaları vardı. Polise suç duyurusunda bulundu. Hemen detayları ekranlarını yeni açan izleyenlerimiz için bir kez daha bakalım Yeni Düzen hangi perspektiften aktarıyor?
Gazetenin tepeden tırnağa ihmal manşeti etkili oldu. Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek, yeni doğan yoğun bakım servisinde yaşanan mamaya su yerine etil alkol karıştırılması skandalını uzun süre gizleyip suça ortak olduğu iddiasıyla polise şikayette bulundu. Dinçürek'i polise şikayet eden Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bir kanalda yayınlanan haber toplantısı programına bağlanarak bugüne kadar siyasi ahlak gereği çoktan istifa etmesi gerekiyordu. Bundan sonra da adli soruşturmanın parçası olacağı için o koltukta oturmaması, istifa etmesi gerekir dedi. Dinçürek, etil alkolden zehirlenen bebeklerin durumunu ailelere bildirmek isteyen sağlık çalışanları engellemesi sonucu Fasıl 154 Ceza Yasası kapsamında suçu gizleyip suça ortak olmakla suçlandığı da ifade edildi. Yine dün paylaşılan manşetin fotoğrafı da Yeni Düzen gazetesinin bugünkü manşetinden aktarılıyor. Ve sürmanşette ise dün yaşanan iş kazası ile ilgili bazı açıklamalar, bazı iddialar ve görgü tanıklarının ifadeleri yer alıyor dedik. Bakalım. İskele Long Beach bölgesindeki bir inşaatta iş güvenliği tedbirleri alınmadan çalıştırılan 54 yaşındaki Muhammed Nizamuddin 3. kattan düşerek hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının gazeteye aktardığı iddialara göre Uddin yere düştükten sonra henüz hayattayken güvenlik tedbirlerinin alındığı imajını yaratmak adına başına baret takmaya çalışıldı. Bu nedenle ambulans geç çağrıldı. Gazeteye konuşan Çalışma Dairesi İş Yeri Teftiş Şube Amiri Emrah Güven, iddiaların araştırılacağını ve ilgili inşaatın faaliyetlerinin durdurulduğunu belirtti. İlk gelen bilgilere göre hayatını kaybeden emekçinin 19 Şubat tarihinden bu yana çalışma izni olmadığı da açıklandı. Evet, ön sayfadan aktarılan son haber dedik, son spot haber var dedik. Yeniden yinelemiş olalım. ABD Başkanı Joe Biden, Christodoulidis ile Beyaz Saray'da görüştü. Joe Biden'ın bir ifadesini de başlık olarak vurguluyor ön sayfadan. Kıbrıs'ta çözüm olasılığı konusunda iyimserim ifadesini kullanıyor Joe Biden ve Yeni Düzen gazetesi ise yalnızca bu ifadeyi ön sayfadan aktarıyor, detayları iç sayfadan paylaşıyor. Evet, Yeni Düzen gazetesi ülkemiz basınındaki son gazeteydi. Ülkemiz basınını böylelikle tamamladık. Şimdi ise Türkiye basınındaki son gelişmelere hızlıca bir göz atalım. Sabah gazetesi bugün Türkiye basınındaki ilk gazete olacak ve bugün manşete baktığımızda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu çağrıya yönelik bir destek görüyoruz grup toplantısında. Partinin grup toplantısında yapmış olduğu konuşma detaylı bir şekilde paylaşıldı. Kürt kardeşim bu eli sımsıkı tut notuyla Bahçeli'nin uzattığı ele destek çıkan Başkan Erdoğan, Kürtlere tarihi çağrıda bulundu diyor. Hemen detaylara bakalım. Bulunduğu çağrının detaylarını aktaralım sizlere. Bu cumhuriyet Türk'ün de Kürt'ün de cumhuriyeti. Gel cumhuriyeti hepimiz için bir esenlik yurdu yapalım ifadesini kullanıyor. Ve dün yapmış olduğu konuşmasındaysa bizim bölücü terör örgütüne, kandan beslenen Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur, olamaz da diyor Erdoğan. Devam edelim. Ezeli kardeşliğimizi ebedi olarak muhafaza yolunda asli muhatabımız bizzat Kürt kardeşlerimizin kendisidir. Sevgili Kürt kardeşlerim, imanına, İslamına, ezanına, vatanına, toprağına, kardeşlik hukukuna sahip çıkmanı istiyoruz. Gel milletin verdiği yetkiyi terör baronlarına peşkeş çekenlere o yetkinin asıl sahibinin kim olduğunu gösterelim. Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında al bayrağımızın gölgesinde kardeşçe bir istikbali birlikte kuralım. Terörü ülkemizin gündeminden tamamen çıkartarak millete hizmetle geçen 40 yıllık siyasi hayatımızı taçlandırmak niyetindeyiz ifadesini kullandı. Bir diğer alt başlık görüyoruz. Bahçeli'ye teşekkür alt başlığıyla yansıyor. Grup toplantısında konuşan Erdoğan, kardeşliği pekiştirmek için bugün önümüze bir kez daha bulunmaz bir imkan çıkmıştır. Sayın Bahçeli'ye aziz milletim adına şükranlarımı sunuyorum ifadesini gördük. Değindiği bir diğer konu daha var. İnsanlık adına utanç verici günler yaşıyoruz başlığıyla Siyonist İsrail'in küresel sistemi esir aldığına dikkati çeken Erdoğan, 50 bin masum insanın vahşice katledildiği, insanlık adına, medeniyet adına utanç verici günler yaşıyoruz. Netanyahu denilen insanlık düşmanını durduracak,
katliam şebekesinden hesap soracak etkili bir adım atılmıyor. Bu insanlığın tükenişidir ifadesini de kullandı. Yine bir fotoğraf görüyoruz. Fotoğrafın hemen yanında bir diğer konu işlenmiş. 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması ödül töreninde konuşan Erdoğan, dereceye girenlerin yanı sıra yarışmaya katılan 94 yarışmacının da her birini tebrik ettiği aktarıldı. Evet, geçiyoruz bir diğer önemli gündem başlığına. Türkiye için önemli gündem başlığı diyebiliriz. CHP'li başkanı yakan tapeler başlığını kullandı gazete. PKK'ya üyelik suçlamasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terörle ilişkili 695 kişiye irtibat kurmuş. Ahmet Özer'in kırmızı kategorideki PKK'lı Ramzi Kartal'la da 14 kez irtibat kurduğu da belirlendi. Özer'in PKK bombacısı iki kardeşi cezaevinde olan Mehmet Kaya'yı arayarak ölen annesi için sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi dediği tespit edildi ve detaylar iç sayfadan paylaşıldı. Bir diğer gazetede daha kapsamlı şekilde bu olay aktarıldı. Orada bu konuya yeniden değineceğiz. Ön sayfadan aktarılan bir diğer haber İsrail-Filistin savaşı oldu. Bir dış haber ya soykırım ya sürgün başlığıyla yer aldı bu haber. İsrail Nazi ablukasına aldığı Gazze'nin kuzeyinde ya soykırım ya sürgün saldırılarıyla katliam yapıyor. Siyonist İsrail'in dün de sivillerin toplandığı iki alana düzenlediği saldırıda 13 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgeyi felaket bölgesi ilan eden Beit Lahia Belediyesi artık yiyecek, su, hastane, doktor veya telekomünikasyondan yoksunuz. Soykırıma maruz kalan kasabanın geri kalanını kurtarmak için bir imdat çağrısı gönderiyoruz dedikleri aktarıldı. Cumhuriyet'te devam edelim. Belediye Başkanı Özer gözaltına alındı. CHP'den başsavcıya tepki geldi. Esenyurt'a kapı kırarak baskın başlığıyla yine Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklandığına dair haberi detaylı olarak işliyor Cumhuriyet gazetesi. Bakalım ayrıntılara nasıl aktarıyor Cumhuriyet. Cumhur İttifakı'nın terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ı meclise daveti konuşulurken İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ahmet Özer dün sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı nedenini 10 yıldır takipteydi. PKK terör örgütü soruşturması olarak açıkladı. Konuya ilişkin bir açıklama var. CHP lideri Özgür Özel bir açıklamada bulundu. Özel, kapı kırılarak giriliyor, avukatıyla bile görüştürmediler. İzni kim veriyor? Başsavcı, başsavcı kim? Akın Gürlek, düne kadar bakan yardımcısıydı. Kimin başı vurulacaksa Akın Gürlek orada. O piyonu, o seyyar giyotini ortadan alın, çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz ifadesini kullandı ve bu durumu bu sözleriyle eleştiriyor Özgür Özel. Evet, bir diğer haberle devam edelim. Cumhurbaşkanlığı 2025 yıllık programında emekçinin payının azaldığı belirtiliyor. Ücretler eridi itirafı başlığıyla detayları aktardı. Emekçinin maaşlarına yapılacak zamlarda geçmiş enflasyon yerine hedef enflasyonu gündeme getiren iktidarın sorunların farkında olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığının yıllık programında asgari ücret, memur ve kamu işçisinin maaşlarındaki reel düşüş yer aldığı aktarıldı. Ve dış haber görüyoruz, üzücü bir fotoğrafla yansıyor. İspanya'da yaşanan sel felaketinin detayları aktarıldı. Şiddetli yağışlar nedeniyle İspanya sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Valencia bölgesinde en az 72 kişi yaşamını yitirdi. Malaga yakınlarında 300 yolcu taşıyan bir tren raydan çıktı. Can kaybının artmasından korkuluyor. Ve az önce de ifade ettiğim üzücü fotoğrafla gazete bu haberi de ön sayfadan aktarıyor. Cumhuriyet'i tamamladık. Bir diğer gazeteyle devam edelim. Milliyet gazetesindeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. Kardeşlik rotası başlığıyla Erdoğan kucaklaşmanın rotasını çizdi. Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrımız yok. Asli muhatabımız bizzat Kürt kardeşlerimizdir dedi. Terörün boyunduruğundan halen çıkamayan, Türkiye'lileşmeye dair istek ve iradesi henüz olmayan siyasi parti yaptığı son açıklamayla nerede durduğunu işaretini vermiştir. Türkiye'nin terörü destekleyen, sözcülüğünü yapan oluşumlarla göz yumması mümkün değildir. Terörle siyaset, şiddetle demokrasi yan yana gelemez. Bir koltukta terör, diğerinde sivil siyaset taşınmaz.
Muhatabımız milletimizdir. Bizim, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütüne, kandan beslenen Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur olamaz da. 85 milyon olarak mazimiz, istikbalimiz, kaderimiz bir. Gazi Meclisimizden, milletin kürsüsünden sesleniyorum. Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle sımsıkı tutmanı bekliyoruz, dedi. Erdoğan, Bahçeli için tarihe istikamet çizen lider diyerek son çağrılarını okuyanlar tarihi fırsat penceresini görmekte ve heyecanlanmaktadır, dedi. Erdoğan, kardeşliğe katkıları için tebrik ettiği Özgür Özel'e, terör örgütünün mensupları Esenyurt'u kasıp kavururken bundan niye rahatsız oluyorsun? Rahatsız olmayacak, tam aksine destek vereceksin, ifadesini kullandı. Evet, Akşam Gazetesi ile devam edelim. Akşam Gazetesi yine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamalarını manşetten aktarıyor. Bakalım nasıl aktarmış. Kürt kardeşim bu cesur eli tut başlığıyla Erdoğan'dan tarihi çağrı denildi. Yine alt başlıklar görüyoruz. Öncelikle onları paylaşalım. Ayrımcılığı kaldırdık. 40 yılımızı taçlandırmak istiyoruz. Bu cumhuriyet Türk'ün de Kürt'ündür de. Terör gündemimizden çıkacak. Sayın Özel'e teşekkür ediyorum. Başkan Erdoğan, Bahçeli'nin çağrısına destek verdi. Kürt kardeşim, senden bu eli sımsıkı tutmanı, emperyalizmin uşaklığını yapanları aradan çekip çıkarmanı istiyoruz, ifadesini kullandı. Devlet Bey, tarihe istikamet çizen milliyetçiliğin ne manaya geldiğini gösteren bir liderdir. Son çağrılarını bu çerçevede okuyanlar tarihi fırsatı görmekte ve heyecanlanmaktadır. Şunun bilinmesini isterim ki muhatabımız milletimizdir. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütüne, kandan beslenen Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur olamaz da. Şimdi Sayın Bahçeli'nin elini değil tüm vücudunu taşın altına koymasıyla çok daha büyük bir imkan ele geçirdik. Önümüze açılan bu fırsat penceresinin çok iyi değerlendirilmesi gerektiği de ifade ediliyor Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Ve geçiyoruz ön sayfadan aktarılan bir diğer habere. Hürjet'e siper oldular başlığıyla aktarıldı. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklaması var. Uraloğlu, teröristlerin TUSAŞ'a saldırısında 3 mühendisin Hürjet için canlarını hiçe saydığını anlattı. Kısaca bakalım açıklamasına. Saldırı sırasında Hürjet'in başındaki yönetici arkadaşımız ekibini güvenli bir hangara alıyor, kapılarını kilitliyor ve sayım yaptırıyor. 3 kişinin olmadığını tespit ediyor ve apar topar araştırılıyorlar. Bakıyorlar ki o 3 kişi teröristler zarar vermesin diye gitmiş, ürettikleri Hürjet'in üstünü brandayla kapatıyorlar. Bu bilinçle bizim yolumuza hiç kimse geçemez, bizi hiçbir güç hedeflerimizden döndüremez, denildi ve bir fotoğrafla da bu açıklamaları paylaştı Akşam Gazetesi. Ve geçiyoruz Türkiye Gazetesi'ne. Taşın altına elini değil gövdesini koydu. Bahçeli tarihe istikamet çizdi başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine çağrısı ön sayfadan aktarıldı ve Bahçeli'ye yönelik destek belirtti. Erdoğan, Öcalan DEM Parti grubunda çağrı yapsın diyen MHP liderine destek verdi. Devlet Bey, tarihi bir fırsat penceresi açmıştır, denildi. Bir diğer gazetede detaylı şekilde aktardık. İki ayrı alt başlık halinde paylaşıyor Türkiye'de. Terör baronlarına bir çağrımız yoktur. Muhatabımız Kürt kardeşimizdir başlığıyla detaylar aktarıldı. Türkiye için bir diğer önemli gündem başlığı dediğimiz CHP-PKK ilişkisi belgelendi deniliyor. Esenyurt'tan Kandil'e kırmızı hat kurmuş. Esenyurt'un CHP'li belediye başkanı Ahmet Özer, PKK üyesi olmak suçundan tutuklandığı paylaşılıyor. Türkiye Gazetesi de ön sayfadan detaylı olarak yansıttı. Sözcü ile devam edelim. Sözcü Gazetesi 109 yıl önce Çanakkale geçilmez demiştik. Bugün yeşili sevmeyenlere sesleniyoruz. Çanakkale kesilmez deniliyor ve büyük bir fotoğrafla detayları paylaşıyor. Cengiz Holding gözünü bu kez de Kaz Dağları'na dikti. Bakır uğruna 1 milyon ağaç kesecek. Halk ağaçları kurtarmak için nöbet tutuyor, denildi ve detayları aktardı. Az önce de ifade ettiğim gibi bir haritayla birlikte notlarla paylaşıyor bu haberi. Yeni Şafak'la devam edelim. Muhatabımız bizzat Kürt kardeşlerimiz. Yine Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı var. Bu çağrıyı aktarıyor Türkiye için en önemli gündem başlığı. Son günlerde Öcalan, DEM ve Kandil üzerinden yürütülen tartışmalara son noktayı koydu diyor gazete, Yeni Şafak gazetesi.
Kandil'deki terör baronlarının muhatap olmalarının ya da onlara bir çağrıda bulunmalarının söz konusu olmadığını belirten Erdoğan, bölgemizde sınırlar yeniden çizilmek istenirken ezeli kardeşliğimizi ebedi olarak muhafaza yolunda asli muhatabımız bizzat Kürt kardeşlerimizin kendisidir ifadesini kullandı ve AK Parti grup toplantısında yapmış olduğu konuşmanın detayları da 4 ayrı alt başlık halinde paylaşıldı. Ve son gazete Hürriyet'teyiz. Hürriyet gazetesi de yine Erdoğan'ın açıklamalarına yer veriyor. Kürt kardeşime sesleniyorum başlığıyla yansıttı. Grup toplantısındaki konuşması detaylı olarak aktarıldı. Vücudunu taşın altına koydu dediği Bahçeli'ye destek verdi ve çağrı yaptı. Sevgili Kürt kardeşim, senden bu eli samimiyetle sımsıkı tutmanı bekliyoruz dedi. Senin de Cumhuriyet'in, Kandil'e hiçbir çağrımız yoktur alt başlığıyla bu konuşmalarda paylaşıldı. Yine fotoğrafın altında not görüyoruz, onu da aktaralım. Rabbim ömür ve fırsat verirse bu meseleyi ülkemizin gündeminden tamamen çıkartarak millete hizmetle geçen 40 yıllık siyasi hayatımızı taçlandırmak niyetindeyiz ifadesi de öne çıkıyor bugün Hürriyet gazetesinde. Hürriyet gazetesi Türkiye basınındaki son gazeteydi. Türkiye basınındaki son gelişmeleri aktardık. Şimdi ise Güney Kıbrıs basınıyla devam edelim. Gazete Haravgi gazetesi olacak bugün. Yarım yamalak önlemlerle değil, tamamlanmış stratejiyle pahalılıkla mücadele ediyor başlığını kullandı. Akel'in 3. ekonomi reformunun başarıyla tamamlandığına ve yeni kalkınma modelinin tartışıldığına değindi. Haberin detaylarına bakalım. Akel'in pahalılık, faiz oranları, konut ve eğitim ve sağlık sektörleri için öneriler paketi sunduğu ve Akel Genel Sekreteri Stefano Stefano'nun yaptığı açıklamadaysa ekonominin sadece rakamlardan ibaret olmadığını ve toplumdan da bağımsız olarak incelenemeyeceğini söylediği aktarılıyor. Alitya'dayız, iki toplumlu, iki bölgeli federasyona odaklandık ve çözümden umutluyuz başlığıyla aktarıyor manşeti. ABD Başkanı Joe Biden'ın Rum lider Hristodulidis'i kabul ettiğine değiniyor. Detaylarda ABD Başkanı Biden'ın yaptığı açıklamada ulusların birlikte başarabileceklerinin sınırı olmadığını ve bunu uzun zamandır yaptıklarını söylediği aktarıldı. Haberde ayrıca Rum lider Hristodulidis'in Güney Kıbrıs ve ABD'nin gerçek bir stratejik işbirliği inşa ettiğini de aktarıyor. Filelefteros'a devam edelim. İstikrar İttifakı başlığını kullandı. Dün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden'la görüşen Rum lider Hristodulidis'in Kıbrıs sorununun çözümü ve Güney Kıbrıs'ın bölgedeki rolü arasındaki bağlantı ve Güney Kıbrıs ve ABD arasında önemli içerikli stratejik işbirliği gibi konularda başarı elde ederek diplomatik ve siyasi açıdan bavulunu doldurarak Güney Kıbrıs'a döndüğüne değindi. Detaylarda Kıbrıs sorununun çözümünün Güney Kıbrıs'ın bölgede oynayabileceği rolle bağlantılı olması ve Amerikalıların adayı güvenilir bir müttefik olarak görmesinin bundan sonraki gelişmelerde belirleyici rol oynayabilecek faktörler olduğu da aktarıldı. Son gazete Politist'teyiz. ABD ile ortaklıkta Kıbrıs sorunu tadı var başlığıyla aktarıyor manşeti. Rum lider Hristodulidis ile ABD Başkanı Biden'ın samimi baş başa görüşmesinin ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini onayladığına değindi. Dün Beyaz Saray'da gerçekleşen Hristodulidis-Biden toplantısındaki Güney Kıbrıs'ta heyetin Biden'ın Güney Kıbrıs'ın Orta Doğu'daki güçlendirilmiş bölgesel ayak iziyle Kıbrıs sorununun olası çözümünün biçim ve içeriği arasındaki bağlantıyı sürdürdüğünü ve vurguladığını belirttiği de aktarılıyor bugün Politist'te. Politist gazetesi Güney Kıbrıs basınındaki son gazeteydi. Gazete manşetlerini sizlerle paylaştık. Saatler 8'i gösterdiğinde BRT Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberlerimizle yeniden sizlerle olacağız. Müzik gezegeninin bu haftaki konuğu ülkemiz müziğinde önemli yere sahip iki isim. Kunt Akbay ve Enver Ermeta. Dünya bir yana, sen bir yana, aşık ettin beni kendine, sonra da terk ettin gizlice, aradım seni her yerde, hiç kimselere soramadım.
bestelerle ilgili çalışmalar. Beste cover yok. Çok besteye girmek istemem ama birkaç tane yapacağız. Cover klip olsun, birkaç besteniz olsun. Yine aynı cover. Zaten aslında birçok klibiniz var değil mi? İşte klip denmez de sahneden canlı performanslar var. Çok var. Çok var. Evet. Çok çekimler var. Evet. Çok var. Küçük festivallerde bir hacada insan vardır, telefonlarına gayet de döner atar, biz de onları dönerik kopyalarız. Yani bulundururuz işte bizde. Yani birçok insan vardır, çekimleri yaparız. Orada çekim yapar yani, çeker, kendine çeker, döner ondan sonra eğer arkadaşımız da bize atar. Hafta kahve davetimizi Sayın Azmi Öge'ye yaptık ve bizi kırmadı, aramızda oldu. Bağırarak, çağırarak veya parayla o saygınlığı kazanamazsınız. Bu her işte böyledir. Bana göre usta-çırak ilişkisi bizde çok önemlidir. Biz eğitimimiz sırasında birçok ofislerde ofis ortamını görmek için o dönemlerde elde çizimler yapıyordu. 10 bin lira bir yapının içinde gezmek gerçekten insanı yorar. Ama gezmediğiniz sürece de hatanızı göremezsiniz. Gazete manşetlerini tamamladık ve saatlerimizi 8'e taşıdık. Şimdi ise Berat Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberlerimize yeniden sizlerleyiz. Bültenimize öncelikle Türkiye Cumhuriyeti 2025 yılı petrol ve gaz arama sondaj programının detaylarıyla başlayalım. 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programına göre petrol ve gaz üretimi için 270 kuyuda sondaj yapılması hedefleniyor. Programda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti deniz sahasında yapılacak sismik ve sondaj çalışmalarına da yer verildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 2025 yılı yıllık programı açıklandı. Günlük ham petrol üretiminin 172 bin varile, yıllık doğal gaz üretiminin 3 milyar metreküpe çıkarılmasının hedeflendiği programda, kara ve denizde 270 kuyuda sondaj yapılacağı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti deniz sahasını da içeren 21 bin kilometre karelik alanda 3 boyutlu sismik veri toplanacağı belirtildi. Haberde, karada ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz sahaları dahil olmak üzere, denizlerde petrol ve gaz arama faaliyetleri kapsamında sismik ve sondaj faaliyetlerin yoğunlaştırılacağı belirtildi. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması ve yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması çalışmaları kapsamında, yerli petrol üretiminin hız kazandığı ifade edilen haberde, bölgedeki sahalarda Eylül ayı itibarıyla üretim kuyularının sayısının 50'ye, petrol üretiminin ise günlük 48.100 varile ulaştığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamalarıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk'ünün Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, Türk dünyasıyla bağların ve münasebetlerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Türk dünyası denilince büyük heyecan duyduğunu ifade eden Tatar, Türk dünyasının potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeliyiz dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 22. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi'nin açılışına katıldı. Final Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Türk dünyasının bir araya getirilmesi ve işbirliği yapılması için kongrelerde ortaya konulan fikirlerle yapılan sunumların önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
girişimleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 2022 yılında Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olduğunu anımsatarak Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması için elinden geleni yapacağını söylemesinin önemli olduğunu vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletler Teşkilatı'na gözlemci olarak katılması ve bütün bu aile ortamında bizlerin çeşitli farklı toplantılarda, dediğim gibi çok farklı Türk devletlerinde o toplantılarda bulunmamız, temsil edilmemiz, kendi öz bayrağımızda bizim için bu mücadele içerisinde, bu tanınma oranında çok değerli adımlardır. Kıbrıs Türk'ünün Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bağların ve münasebetlerin güçlendirilmesine vurgu yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şimdi Türk Devletler Teşkilatı'nın bir gözlemci üyesi ama dediğim gibi en güneydeki Akdeniz'de bu kadar önemli bir coğrafyada jeopolitik, jeostratejik petrol ve enerji kaynaklarının büyük potansiyelin arz edildiği Suez kanalından ta Avrupa'ya kadar ticaretin yoğunlaştığı ve kesiştiği bir bölgede biz de Türk devletlerini burada kendi bayrağımızla temsil etmekteyiz. Bunu gururla yaşıyoruz. Türk dünyası içinde iletişimin kolaylaştırılması için dilin önemli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu nedenle ortak alfabe ile ilgili çalışmaların tamamlandığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, üniversitelerde Türk dünyası ile ilgili çalışmaların ele alınması gerektiğine dikkat çekerek, üniversitelerin çalışmalarında işbirliği yapması gerektiğini sözlerine ekledi. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği 35. olan genel kurulu Girne'de gerçekleştirildi. Genel kurulda Dima Çağaner yeniden birlik başkanlığına getirildi. Birlik Başkanı Dima Çağaner yaptığı konuşmada ülke ekonomisini iyileştirecek icraatların gerekliliğine vurgu yaptı. Genel kurulda katılan Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da hava yolu ulaşımında yüksek fiyatların düşürülmesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'de iç hatlar uygulamasına dahil edilmesini talep etti. Ercan Yeni Havaalanı'nın güvenlik sertifikalarının tamamlanmasıyla bu konuda adım atılacağını söyledi. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği 35. olağan genel kurulu yapıldı. Girne Arkın Kolona Otel'de yer alan genel kurulda Dima Çağaner yeniden birlik başkanlığına getirildi. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dima Çağaner yaptığı konuşmada göreve yarım kalan projeleri tamamlamak amacıyla yeniden talip olduklarını belirtti. Sektörün rekabet edebilir olmaktan çıktığını kaydeden Çağaner, ekonomik örgütlerin sunduğu çözüm önerilerine rağmen popülist yaklaşımlara yenik düşen hükümetin sektörü kötü bir duruma sürüklediğini iddia etti. Ülkede kamu, enerji ve vergi reformlarına ihtiyaç olduğunu dile getiren Çağaner, turizmi daha iyi noktalara taşımak için Ercan Havalimanı'nın daha güçlü ve aktif hale getirilmesi, ulaşım ücretlerinin düşürülmesi gerektiğini söyledi. Bizim bir çağrımız var. Bizim çağrımız hem hükümete hem muhalefet partilerine. Lütfen kavgayı, çıkmaz sokak çatışmalarından kaçının. Bu ülkenin bekleyen, dün çözülmesi gereken birçok sorunu var. Bunları öteleyecek eylemlerden, hareketlerden birbirinizi köşeye sıkıştırıp halktan prim alacaksınız noktasına gelmekten vazgeçin. Toplantıda daha sonra sektörün sorunlarıyla ilgili sunumlar gerçekleştirildi. Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun da sektördeki sorunların artarak devam ettiğini iddia etti. Orhan Tolun, inşaat sektörünün hızlı bir ilerlemeyle ülkenin lokomotif sektörü turizmin önüne geçtiğini kaydetti. 10 yıl önce söyledik iç hat uygulamasını. Türkiye'de iç hat uygulaması demek minimum 2500 en kısa yerler, en uzan yerlerde 4500 TL'dir. Bizde yanına bir sıfır daha koyun, bayram dönemlerinde o rakamlardadır. Bu fiyatlarla biz nasıl rekabet edeceğiz? Kıbrıs Türk Otelciler Birliği kurucu ve onursal başkanı Aziz Kent'te konuşmasında Kıbrıs Türk turizminin nasıl başladığı hakkında bilgi verdi. Kent sektörün bu zor günleri işbirliği içinde çalışarak atlatabileceğini kaydetti. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkol da hükümet edenlerin ülkede yaşanan ekonomik sorunların önüne geçmek için sıkı tedbirleri hayata geçirmesi gerektiğini vurguladı. 2006'da Cumhuriyetçi Türk Partisi iktidarında Ferdi Başkanımızın döneminde Cetti Bey'in yaptığı gibi ülke o dönemde de inşaat ve anlam plan sürecinde ciddi bir paraya boğuldu. Bunu düzenleme yapmak yerine günü kurtarıcı hamlelerle harcadı. Aynı gelişmeyi
ülkemizin topraklarını haddinden fazla bence toprak satıma değilim, bina satılabilir ama toprak bu kadar çok satılamaz. Satarak bir para kaynağı elde ettik ama yine bu parayı biz ne yazık ki maaşlara bocaladık, boca ettik böyle ve piyasayı pahalılaştırdık kendi elimizle. Şenkul, doğal olmayan zenginleşmenin bedeli ödenmeden olumsuzlukların düzelmeyeceğini de vurguladı. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da konuşmasında sektördeki tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. Oteller ve konaklama tesislerinin en önemli sıkıntılarından birinin enerji maliyetleri olduğunu anımsatan Ataoğlu, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile güneş enerjisiyle elektrik üreterek tesislerde maliyetlerin düşürülmesi için çalışma sürdürdüklerini anımsattı. İnşaat sektörünün ciddi bir gelişme içinde olduğunu belirten Ataoğlu, devletin kaçak turistik amaçlı konut kiralamalarından kaynaklanan gelir kaybını önlemeye yönelik yasa çalışmasının son aşamaya geldiğini kaydetti. Bir aydaki bütün uçuşumuz Türkiye Cumhuriyeti'ndeki sadece iç hatlarda 18 saatine tekabül eder. Bundan dolayı bizi de bu işleme alınması ile ilgili tavan ve tavan fiyatın konulması ile ilgili Orhan Başkan'ın da söylediği gibi, bütün arkadaşların da söylediği gibi bunu biz tekrar gündeme getirdik. Kültür ve Turizm Bakanımızın bana söylemiş olduğu yeni açılan havalimanının güvenlik sertifikasyon işlemlerinin tamamlanması ile günde 4 ve 6 ilave charter seferin de ortaya konacağının müjdesini verdi. Şimdi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gaydanoğlu'nun Ankara temaslarına bir göz atalım. Gaydanoğlu bir dizi temasta bulunmak üzere Ankara'da bulunuyor. Gaydanoğlu temasları çerçevesinde Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüştü. Türk devletlerinde çalışma hayatı ve sosyal koruma üst düzey yuvarlak masa toplantısına katıldı. Gaydanoğlu temaslarına bugün de devam edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gaydanoğlu Ankara'da temaslarda bulunuyor. Gaydanoğlu temasları çerçevesinde Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen Türk Devletleri'nde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Üst Düzey Yuvarlak Masa toplantısına katıldı. Gaydanoğlu toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ve Türk Devletleri Teşkilatı üye devletlerinin tecrübelerini paylaşmasının kendileri için önemine işaret etti. Bakan Gaydanoğlu konferansta oluşturulacak politikaların ülkedeki sosyal güvenlik, çalışma hayatı ve sosyal hizmetler uygulamalarına yön vererek kendilerine ve katılımcılara yeni ufuklar açacağına dikkat çekti. Bakan Gaydanoğlu, Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la da görüştü. Görüşme öncesi konuşan Işıkhan, Kıbrıs Türk halkının varlığının, hürriyet ve geleceğinin teminat altına alınmasını, refah seviyelerinin yükseltilmesini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm kurum kuruluşlarıyla güçlendirilmesini öncelikli hedefleri olarak gördüklerini belirtti. Işıkhan, Kıbrıs meselesini siyasi alanda çözmeye gayret gösterirken, bununla eş zamanlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması için gerekli hamleleri birlikte gerçekleştireceklerini de ifade etti. Gaydanoğlu da 2024 yılını sosyal hizmet yılı ilan ettiklerini, 2025 yılını ise çalışma yılı ilan edeceklerini, çalışma hayatında yıllardır yapılmayan ne varsa bir yıl içinde tamamlamanın en büyük arzu ve hedefleri olduğunu kaydetti. Yabancıların çalışma izinleri mevzuatının Türkiye Cumhuriyeti ile entegrasyon olduğu için yenilenmesi gerektiğini belirten Bakan Gaydanoğlu, iş hijyeni laboratuvarının kurulmasının ciddi anlamda ihtiyaç olduğunu söyledi. 1. Dünya Savaşı ile adada kiracı olan İngilizlerin 1878 yılında aday İhsas Otel'e ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuyla devam edelim. 9 Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 7 akademisyenin İhsas Otel'e ilişkin hazırladığı yeni bilirkişi raporunda binanın deprem yönetmeliklerine göre yapılmadığı da ortaya çıktı. Raporda ayrıca zemin etüdünün yapılmadığı ve beton kalitesinin yetersiz olduğu belirtildi.
9 Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 7 akademisyenin İSİAS Oteli ilişkin hazırladığı 170 sayfalık yeni bilirkişi raporunun çarpıcı detayları kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. Bina betonlarının üretiminde kullanılan agregaların kusurlu olduğu, beton basınç dayanımının değişken olduğu kaydedilen raporda, 2001 yılında verilen tadilat yapı ruhsatındaki mimari projede gösterilen iki asansörle tesisat bacası yapımında asmolen döşemede boşluğun açıldığı ifade edildi. Raporda otelin deprem güvenliğini değerlendirmek için yeterli olmadığına dikkat çekilirken, Adıyaman merkezde 2 Eylül 1999 itibarıyla zemin etüdü çalışması yapılmasının zorunlu hale getirildiği, ancak otelin bulunduğu parselde zemin etüdünün yapılmadığı da vurgulandı. Beton kalitesinin otel için yetersiz olduğu belirtilen raporda, 2001 yılında tadilat yapı ruhsatı alınması aşamasında mevcut malzeme özellikleri, yerindeki eleman boyutları, donatım miktarı ve bunun gibi belirlenerek tasarımı 1998 deprem yönetmeliğine göre yapılmış olsaydı, yapının bu depremde yıkılması beklenmezdi denildi. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen davanın 5. duruşması 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Halkın Partisi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yaşananlara ilişkin Sağlık Bakanı hakkında polise şikayet dilekçesi verdiklerini açıkladı. Açıklamanın detaylarını getiriyoruz ekranlarınıza. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yaşananlara ilişkin Sağlık Bakanı hakkında polise şikayet dilekçesi verdiklerini duyurdu. Özersay, yaptığı açıklamada Sağlık Bakanı'nın da adli soruşturmaya dahil edilmesi için Polis Genel Müdürlüğü'ne başvurduklarını kaydetti. Hemşireler ve Ebeler Sendikası tarafından konu hakkında yapılan açıklamaya dikkat çeken Özersay, bu sağlık skandalında ailelere bilgi verilmemiş olması, olayın uzun süre gizlenmiş olması, hemşireler aileleri aramak istemesine rağmen buna Sağlık Bakanlığı'nın izin vermemiş olması adli soruşturma gerektiren bir husustur, dedi. Ailelere bilgi verilmemiş olması ve ailelerin olayı basından öğrenmiş olmasının suçu gizlemeye ve olayı örtmeye dönük bir çaba olabileceğini savunan Özersay, bu polis soruşturmasının önünü açmak için Sağlık Bakanı ilk günden istifa etmeliydi. En azından şimdi bu şikayetimiz ve sendikanın açıklaması ertesinde istifa etmelidir. Bu konuda herkes sesini yükseltmelidir ifadelerini kullandı. Özersay, bu türden olayların tekrar edilmemesi isteniyorsa caydırıcılık için sadece sağlık çalışanlarının değil, sağlık organizasyonundan ve sağlık yönetiminden sorumlu olan siyasilerin de hesap verebilirlik ilkelerine uygun hareket etmesinin sağlanması gerektiği görüşünü ortaya koydu. Kıbrıs Türk Hamme Memurları Sendikası, yeni doğan yoğun bakımda yaşanan olayın faturasının tüm hemşirelere kesilmesinin kabul edilemez olduğunu, hastane idaresinden Sağlık Bakanı'na kadar herkesin sorumluluğu bulunduğunu savundu. Kıbrıs Türk Hamme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, bir bebeğin hayatını kaybetti ve 6 bebeğin entübe edilmesine neden olan talihsiz olayın faturasının tüm hemşirelere kesilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Bengihan yazılı açıklamasında yaşanan acı olayda hastane idaresinden Sağlık Bakanı'na kadar herkesin sorumluluğu vardır görüşünü ifade etti. Artan nüfus karşısında sağlık alanında hizmet veren çalışan sayısının yetersiz kaldığını belirten Bengihan, insan hayatını önceliğine alan ihtiyaca göre liyakata dayalı sağlık çalışanı istihdamıyla denetim mekanizmalarının da çalıştırılacağı bir sağlık sisteminin kurulmasının elzem olduğunu kaydetti. Bengihan yaşanan acı olayda ihmali bulunanların yargı önünde hesap vereceğini, Sağlık Bakanı'nın da bu vahim olayda sorumluluğu bulunduğunu kabul edip derhal istifa etmesi gerektiğini savundu. İskelede meydana gelen iş kazasına dair ayrıntılarla devam edelim. İş kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Long Beach bölgesinde bir inşaatın 3. katından düşen Muhammed Nizamuddin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre saat 10 sıralarında İskele'de Long Beach bölgesinde bir inşaatın 3. katındaki balkonunda çalışmakta olan 54 yaşındaki Muhammed Nizamuddin dengesini kaybederek aşağıya düşmesi sonucu ağır şekilde yaralandı. Muhammed Nizamuddin ambulansla kaldırıldığı Gazi Mosa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Almanya Kayıp Şahıslar Komitesi'ne 160 bin euro bağış yaptı. Buna göre Almanya hükümetinin 2006 yılından bugüne komite sağladığı mali yardım toplamı 960 bin euroya ulaştı. Kayıp Şahıslar Komitesi Almanya hükümetinden €160 bin destek aldığını bildirdi. Kayıp Şahıslar Komitesi'nden verilen bilgiye göre bu rakamla Almanya hükümetinin 2006 yılından bugüne komiteye sağladığı mali yardım toplamı 960 bin euroya yükseldi. Bu bağışların komitenin kayıp şahısların kalıntılarının tespit edilmesi ve ailelerine iade edilmesi amacına katkıda bulunduğu vurgulanan açıklamada uzun yıllardır aileleri etkileyen belirsizliğin sona erdirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Kayıp Şahıslar Komitesi'nin 1981 yılında Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderler tarafından Birleşmiş Milletler himayesinde gerçekleştirilen bir anlaşma ile kurulduğu ifade edilen açıklamada şunlar belirtildi. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi projesi 2006 yılında aktif olarak işlev kazanmış ve kayıp şahısların gömülü oldukları yerden çıkarılması, kimliklendirilmesi ve ailelerine iade edilmesine yönelik misyonlar üstlenmektedir. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıplardan şu ana kadar toplam 1051 kişi kimliklendirilmiş ve usulüne uygun bir cenaze töreni düzenlenerek ailelerine teslim edilmiştir. Kayıp Şahıslar Komitesi iki toplumlu yürütülen bu projeyi sürdürebilmek için bağışçı desteklerine ihtiyaç duymaktadır. Bu haberle birlikte radyomuz Bayrak'la yürüttüğümüz ortak bağlantımızı noktalıyor ve bölge bağlantısıyla Sabah Haber'e devam ediyoruz. Bugün Gazi Mausa'dayız. Gazi Mausa muhabirimiz Ülke Akın'ın bugünkü konuğu Kıbrıs Türk Kızılay Kan Hizmetleri Koordinatörü Özge Er olacak. Kızılay Haftası dolayısıyla bazı bilgiler verecek bizlere. Kızılay'ın faaliyetleri, kan bağışının önemi ve kan hizmetleriyle ilgili bilgiler alacağız. Günaydınlar diliyoruz Ülke sana ve sözü sana ve konuğuna bırakalım. Günaydın Ülgen. Ekranları başında bizlerle olan herkese günaydın. Evet, bu sabah yine konumuz ve konuğumuz çok kıymetli. 1974'ten bu yana ülkede çeşitli hizmetler sunan, ihtiyaç anında dayanışmanın, tarafsızlığın ve barışın simgesi olan ve de hepimizin olan Kıbrıs Türk Kızılay'ını konuşacağız bu sabah. Konuğumuz Kıbrıs Türk Kızılay'ı Kan Hizmetleri Koordinatörü Sayın Özge Er. Günaydın Özge Hanım, hoş geldiniz. Günaydın, çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz bizleri buraya davet ettiğiniz için. Bu da önemli haftada bize de bu fırsatı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğunuz için teşekkür bizden. Haftanız kutlu olsun Kızılay Haftası bu arada. Çok sağ olun. Evet, 29 Ekim 4 Kasım her sene Kızılay Haftası olarak kutlanıyor. Hem Türkiye'de hem ülkemiz Kıbrıs'ta. Bizler bu hafta içerisinde Kızılay'ın çalışmalarını, öğrencilere, halkımıza yaptığımız tüm faaliyetleri daha çok gösterebilmek adına onlarla bir arada oluyoruz. Sesimizi onlara daha fazla duyurmak istiyoruz. Yaptığımız faaliyetleri ve farkındalığı arttırarak onlarla bir arada olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Özge Hanım, genelde Türk Kızılayı elbette ki ayrılmaz bir bütün. Özelde Kıbrıs Türk Kızılayı. Misyonu ve vizyonu nedir acaba? Bizler din, dil, ırk fark etmeden herkese elimizden geldiğince yardım ulaştırmak yükümlü bir kurumuz, bir hayır kurumuyuz. 6 Kasım 1974 yılında Bakanlar Kurulu'nun kararıyla açıklandı ve Kuzey Kıbrıs'ta bir Kıbrıs Türk Kızılayı kuruldu. 74 yılından bugüne kadar her daim ihtiyaç sahiplerinin yanındayız. Bu
bir şekilde eşyadan tutun da kan ihtiyacına kadar, sağlık alanında hastalara kadar ya da onun dışında bazen bir bebeğin mamasına kadar onları ulaştırmakla yükümlüyüz. Biz bir hayır kurumuyuz nihayetinde. Bağışçılarımızdan aldığımız, gönüllü bağışçılarımızdan aldığımız yardımları bizler halkımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunun için de sürdürülebilir bir şekilde daima elimizden gelenlerin en iyi şekilde yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz inşallah. Ne kadar güzel. hemen vakit kaybetmeden hafta dolayısıyla yaptığınız ve yapmakta olduğunuz etkinlikleri konuşalım. Şöyle ki bizim bu hafta sürecinde 29 Ekim'de Ercan Havalimanı'nda bir Kızılay sergimiz açıldı. Bu sergimiz kapsamında 50 yıllık 1963-74 dönemi dahil olmak üzere o dönemde buraya gönderilen Barış Harekatı döneminde Kıbrıs'a gönderilen Türk Kızılay'ın yardımlarını içeren fotoğraflar, belgeler, arşivler, gazete küpürleri, geçmişin izinde Kızılay isimli bir sergimiz açıldı. Ercan Havalimanı'nda giden yolcu tarafında bütün halkımızı oraya davet ediyoruz. Mutlaka görsünler, geçmişte neler yapılmış, bunlara tanık olsunlar istiyoruz. Bunun dışında okullarda etkinliklerimiz var. Bugün hatta buradan çıktıktan sonra sizlerle olacak bu program sonrasında bir okulumuzda Kızılay'ı anlatacağız. Bizim için her yaş grubu önemli. Okul öncesinden tutun da liselere, üniversitelere kadar bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Bugün onlarla okul öncesi bir okulumuzun davetiyle gideceğiz ve onlara Kızılay'ı anlatacağız. Kızılay'ın neler yaptığını tabii ki kendi yaş gruplarına özgü bir şekilde. Kızılay'ın yaptıkları çalışmaları anlatacağız. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Üniversitelerde devam ediyor çalışmalarımız. Örneğin bu hafta boyunca Lefke Avrupa Üniversitesi'ne kan etkinliğimiz devam ediyor. Orada ayrıca bağışçılarımızla, üniversite öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Ve orada kan faaliyetlerimiz devam ediyor. Genç Kızılay faaliyetlerimiz devam ediyor. Aslında sadece bir haftayla sınırlı değil bizim. Elbette ki bu hafta bizim için çok önemli ama biz her daim her gün 7/24 şeklinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz ve halkımızla buluşuyoruz. Aslında bir konu daha var. Sayın Başkan da etkinlikler çerçevesinde Cenevre'de konferansta bulunuyor sanıyorum. Evet. Onu da selamlarımızı yolluyoruz kendisine buradan. Kıbrıs Türk Kızılay Genel Başkanımız Sayın Sezai Sezen şu anda 34. Kızılay Kızılaç Konferansı nedeniyle Cenevre'de bulunuyor. Orada gözlemci ülke olarak hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsilen hem Kıbrıs Türk Kızılay'ın temsilen orada diğer ülke liderleriyle beraber, diğer ülke temsilcileriyle beraber çalışmalarını ve faaliyetlerini anlatıyorlar. Yaptıklarımızı orada dile getiriyorlar ve bizi orada temsil ediyorlar. Şu anda. Ne kadar güzel. Evet. Kolaylıklar diliyoruz kendisine. Özge Hanım, hemen kan konusuna değinelim. Çok önemli. İnsan yaşamı için çok önemli ve tek kaynağı da insan olan kan bağışı, kan hizmetleri. Biraz kan bağışının önemini vurgulayalım mı? Tabii ki. Çok doğru söylediniz. Tek kaynağı insan, kan. Kan olmadan hiç kimse maalesef hayatını devam ettiremiyor. Şu anda bir fabrikada bir ilaç gibi yapılması söz konusu olmayan tek şey. Bu nedenle birbirimize muhtacız aslında. İnsan insana muhtaç. Tek kaynağı insan olduğu için de bağışçılardan, gönüllü kan bağışçılarından alıp biz bunları ihtiyaç sahibi hastalara ulaştırıyoruz. Bu anlamda kan bağışı çok önemli. Çünkü yeri geliyor yeni doğan bir bebeğe, doğum yapmış bir anneye ya da trafik kazası geçirmiş bir insana bu kanı nakletmemiz gerekiyor. Bu nedenle kan bağışı çok önemli. Bizler halk yaptığımız çalışmalarla halkımızda bu bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Her yaş gruplarına bu çalışmaları götürmeye çalışıyoruz. 18-65 yaş aralığında her sağlıklı birey aslında kan bağışında bulunabilir. Erkekler 3 ayda bir, kadınlar 4 ayda bir olmak üzere kan bağış noktalarına gelerek kan bağışında bulunabiliyorlar. Bu anlamda insanlar bazen doğru bildiği bir takım yanlışlar oluyor. Örneğin ilaç kullanıyorum ben kan veremem diyorlar. Lütfen bu yanılgıya düşmesinler. Tabii ki bazı ilaçlar engel ama birçok ilaç aslında kan bağışına engel değil. Bu nedenle bizler mutlaka her bağışçımızı, kan vermek isteyen herkesi
Kızılay noktalarına davet ediyoruz. Orada arkadaşlarımız bir ön muayeneden geçiriyorlar. Bir sorularımızı içeren bir form var. Bu formu doldurduktan sonra arkadaşlarımız parmak ucundan bir hemoglobin dediğimiz kan değerine bakıyorlar. Tansiyon ölçümü yapıyorlar. Tekrar bir ön sorgulama sonrası. Eğer bütün kriterler normalse kan bağışını alıyoruz biz bağışçımız. Yani bizim için gelen her kan vermek istiyorum diyen kişiden elbette ki alamıyoruz. Bir takım ilaçlar evet engel ancak... bazı ağrı kesiciler, bazı tansiyon ilaçları insanların kafasında soru işareti yaratabiliyor. Ben bu nedenle şunu söylüyorum. Lütfen herkes Kızılay noktalarına gelsinler, arkadaşlarımızla görüşsünler. Onlar en doğru şekilde bu ayrımı yapacaklardır onlara. Uygun olmayan kişilerden almıyoruz elbette ki kan bağışını. Ama aldığımız takdirde de verilen bir kan bağışı, bir ünite kan bağışı 3 kişinin hayatını kurtarıyor. Bu o kadar kıymetli ki. İnsanlar ben bir kişinin hayatını kurtardım diye düşünüyorlar ama hayır öyle değil. Biz aldığımız her kanı 3 farklı kategoride ayırarak 3 farklı hücresini 3 farklı insana gönderebiliyoruz. Örneğin bir kısmını kanser tedavisi gören hastalara iletiyoruz. Diğer bir kısmını yoğun bakımda tedavi gören bir hastaya gönderebiliyoruz. Diğer bir kısmı ise trafik kazası geçirmiş ya da yeni doğum yapmış bir kanamalı anneye ya da bir hastaya nakledebiliyoruz. Bu nedenle verilen bir ünite kan 3 can oluyor. O yüzden de halkımızı bu anlamda kan bağışına davet ediyoruz. Burada şöyle bir gerçek var ki ülkemizde talasemi gibi bir hastalık var. Maalesef çok yaygın ve bu talasemi hastaları ileri boyutta düzenli olarak kan almak zorundalar. Bazı hastalar her hafta, bazı hastalar ise ayda bir kere mutlaka bu kan bağışını almaları gerekiyor. Ve zaman zaman görüyoruz ki yeterli kan bulamadıkları için sıkıntıya düşüyorlar. Bu nedenle bu bilinç halkımızda var. Çok vicdanlı, çok gönüllüler aslında halkımız. Ama bunu biraz daha arttırmak gerekiyor. Onu soracaktım. Ülkemizde kan bağışı bilinci ne aşamada? Yeterli mi? Aslında biraz daha artsa. Artsa iyi olur. Çok daha iyi olacak. Bizler düzenli olarak ekiplerimizi yapıyoruz. Bu anlamda Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Kızılay arasında bir protokol kapsamında. Sağlık Bakanlığı da tabii ki kan bankasına kan alım işlemlerine devam ediyor. Ama biz Kıbrıs Türk Kızılay olarak gezici ekiplerimizde, kan alma otobüsümüzle, kan alma minibüsümüzle ya da kurumlara giderek bizler kan faaliyetlerini devam ettirmeye çalışıyoruz. Tabiri caizse aslında hizmeti ayaklarına götürüyoruz. Çünkü bazen çalışan insanlar fırsat bulup da iş yerlerinden ayrılıp kan noktasına kan vermek için gidemeyebiliyorlar. Biz böyle durumlarda eğer yeterli istekli kurumlar olduğunda biz araçlarımızı oraya götürüyoruz. Kimse yerinden ayrılmadan sadece aşağıya otobüsümüze inerek kan bağışında bulunabiliyorlar. Üniversiteler gibi. Aynen öyle. Son 3 haftadır üniversite sezonunun açılmasıyla beraber öğrencilerimizle buluşuyoruz. Çok güzel katılımlar var. İlk başlangıcı burada Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde yaptık. Kızılay Kulübü'nün destekleriyle. Daha sonra Girin Amerikan Üniversitesi, şu anda Lefke Avrupa Üniversitesi'ndeyiz ve bu şekilde birçok üniversitemizde kan faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Katılım çok güzel. Gençler bu konuda çok farkındalıkları var. İnşallah daha da artacak diye ümit ediyoruz. Az önce belirttiniz. Biraz daha açalım istiyorum. Hangi ilaçları kullananlar kan verebilir? Hangilerini kullananlar veremez? Bu önemli. Haklısınız, çok önemli. Çok geniş bir kapsam aslında bu. Şöyle ki, örneğin bir antibiyotik kullanımında, antibiyotik kullanımının bitiminden 3 gün sonra biz o kan bağışını alabiliyoruz. Yani antibiyotik sürecinde zaten vücutta bir enfeksiyon vardır ve bu enfeksiyon nedeniyle kişiler o ilacı kullanıyordur. Bu nedenle enfeksiyon vücuttan atıldıktan sonra ve antibiyotik tedavisi bitiminden 3 gün sonra kan bağışı alımına uygundur. Örneğin tansiyon ilaçları yüksek tansiyonda sanıldığının aksine kan bağışı vücudu da rahatlatıyor. Bir denge getiriyor aslında vücuda. Yüksek tansiyonda eğer kişi herhangi bir kalple ilgili bir operasyon geçirmediyse, cerrahi bir müdahale geçirmediyse kalple ilgili, sadece yüksek tansiyon nedeniyle bir ilaç kullanımı varsa, farklı bir etken de yoksa kan bağışına engel değil, kişiler kan bağışında bulunabilirler. Ama örneğin insülin ilacı, şeker hastalıklarında İki tip tedavi var. Birincisi ağız yoluyla alınan ilaçlar. İkincisi ise insülin ilacı. İnsülin iğneleri kullanımında kan bağışına maalesef uygun değil. Yani hayatları boyunca bir kere dahi insülin kullandıysa kişilerden kan bağışı alamıyoruz. Ama ağız yoluyla alınan tablet şeklindeki diyabetik ilaçlarda engel yok. O kişiler kan değerleri ve diğer bütün değerleri uygunsa
kan bağışı alabiliyoruz onlardan. Hemen aklıma bir soru geldi. Peki vücudunda dövme olan veya şu anda hani çok yaygın bir şekilde botoks yapılıyor. Bunları yaptıranlar verebiliyor mu? Şöyle, kulak deldirme, dövme yaptırma, akupunktur, botoks, vücutla ilgili herhangi bir cerrahi işlemde üzerinden ancak bir yıl geçtikten sonra kan bağışı alabiliyoruz. Aslında çok doğru bir noktaya değindiniz. Çünkü burada önemli olan şey şu. Mutlaka kişiler temiz ve steril yerlerde bu işlemleri yaptırıyorlardır. Ama bulaşıcı hastalık riskine karşı en ufak bir detayı bile göz ardı edemeyiz. Bulaşıcı hastalık riski olduğu için kulak deldirme, dövme yaptırma, ameliyat, endoskopi, botoks, herhangi bir dolgu işlemi, akupunktur, hacamat türevi işlemlerde işlem üzerinden bir sene geçtikten sonra kan bağışı alabiliyoruz. Açıklamamız iyi oldu. Kesinlikle öyle. Biz alınan bütün kanlar Sağlık Bakanlığı tarafından gerekli bulaşıcı hastalık testleri yapılıyor. Yani kişinin hepatit B, hepatit C, AIDS ve sifiliz gibi bulaşıcı hastalık taramaları mutlaka gerçekleştiriliyor. Ama burada pencere dönemi denilen bir dönemde eğer biz bu hastalığı yakalayamazsak hiç bu riske girmeden de girmek istemiyoruz işin açıkçası göz ardı edilmemesi için. Çünkü aldığımız kanı yeni doğan bir bebeğe, doğum yapmış bir anneye, trafik kazası geçirmiş bir hastaya acil bir şekilde vermemiz gerekiyor. Bu nedenle bir sene bekliyoruz bağışçılarımızı. Bir sene işlemlerden bir sene sonrasında kan bağışına uygun oluyor kişiler. Evet, bu gerçekten önemliydi. Peki neden kan vermeliyiz? O cümleyi duymak istiyorum. Hayat kurtarmak için. Çünkü kan vermek tek kaynağı insan. Evet. Öyle bir noktadayız ki maalesef bir musluktan biz bu torbalara kanı doldurup hastalara takalım diyemiyoruz. Tek kaynağı insan ve bu nedenle de birbirimize muhtacız. İlk başta da söyledim. Bu yüzden kan vermeliyiz. Hayat kurtarmak için. Bir gün hepimizin başına gelebilir. İhtiyaç halinde arayışa geçmemek için, yok dememek için düzenli olarak kan bağışına bulunulduğunda, bu stoklar belli bir seviyeye geldiğinde zaten insanlar kan ihtiyacı gidecek. Stoklarımız nasıl? Daha iyi olabilirdi. Maalesef daha iyi olabilirdi. Çünkü dönemsel olarak kan stoklarında, kan seviyelerinde maalesef azalmalar yaşıyoruz. Yaz dönemi bizim için çok kritiktir. Maalesef yazın insanlardan kan bağışı yeteri sayıda olamıyor. Kış döneminde çok soğuklarda da kan bağışı maalesef olamıyor. Ama biz bu bilinci ve bu farkındalığı yaratabilmek için çalışıyoruz aslında. Yaz kış demeden bu ihtiyaç sürekli var. 7/24 var. Sürekli bir yerde maalesef ki yaşıyoruz. Bir yerde bir trafik kazası oluyor ve bu kazada insanların bir ağır yaralı, 3 yaralı denilen yerde minimum o trafik kazasındaki kişilere 5 ila 10 ünite kan ihtiyacı olabiliyor. En basit bir operasyonda bile mutlaka 2 ünite kan kullanılabiliyor. Bu nedenle de düzenli olarak hayatlarının bir yerine bunu aslında alması gerekiyor bütün insanlar. Sağlıklı her birey, dediğim gibi erkekler 3 ayda bir, kadınlar 4 ayda bir. Kan bağışında bulundukları takdirde kan stokları gerçekten belli bir seviyeye geldiğinde bu ihtiyaç en azından düzene binmiş olacak ve sürekliliği arz ettiği için de biz bu kadar hastalara çaresiz kalmayacağız aslında. Evet. Kan vermenin insan hayatında da yararları var aslında. Biraz da ona değinebilir miyiz? Tabii ki. Aslında literatür bazında yapılan bilimsel net bir çalışma yok. Kan bağışı vücuda şu 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 faydalar şeklinde. Ama şöyle bir fayda var aslında. Öncelikle maneviyat çok önemli. Çok. Kan verdikten sonra ben de bir kan bağışçısıyım. Şu anda belli sebeplerle veremesem de kan verdikten sonraki, belki ben hep şunu söylüyorum, işin hem önünü hem arkasını biliyorum. Perdenin hem arkasını ve hem önünü biliyorum. Bu nedenle belki bu maneviyata sahibiz ama bunu birçok kişiden duyuyorum. Kan verdikten sonraki o iç huzur çok farklı bir boyuttu. Ayrıca az önce bahsettiğim gibi yüksek tansiyonlu insanlarda kan basıncını düşürmek vücudu dengelemeye yarıyor. Bu nedenle de kan bağışı aslında bizim vücudumuza da bir denge, bir regüle getiriyor. Bu yüzden de bu şekilde de faydaları var diyebiliriz aslında. Hı hı. Tansiyonu biraz daha irdelemek istiyorum. Hı hı. Düşük tansiyon, yüksek tansiyon bu kan vermeye Şöyle ki, düşük tansiyon, şimdi belli kriterler var elbette. Toplumda çok yaygındır. Evet. Tansiyonum düşük, evet. Yüksek tansiyonum var. Biz zaten onu özellikle belirtmek istiyorum. Mutlaka kişilerin kan değerine, hemoglobin değerlerine ve tansiyon değerlerine bakarak
kan bağışı alıyoruz. Kan vermeye gelindiğinde orada zaten bunlar da inceleniyor. Yapıyoruz. Aynen. Bunları mutlaka göz ardı etmeden bakıyoruz. Her bağışçımıza tek tek bakılıyor. Düşük tansiyonlu kişilerde hiç riske girmeden. Çünkü kan bağışının bir tık tansiyon düşürücü etkisi olduğu biliniyor. O yüzden yüksek tansiyonlu insanlara özellikle öneriliyor. Bazı doktorlarımız bu konuda çok bilinçliler. Yüksek tansiyonlu bağışçılarını özellikle kan bağışına yönlendiriyorlar. Hastalarını özellikle kan bağışına yönlendiriyorlar ki vücut dengeye gelsin diye. Bu nedenle düşük tansiyonda tabii ki belli değerlerin altındaysa hiç almıyoruz. Ya da biraz daha, çünkü değişken bir süreç aslında düşük tansiyon ve yüksek tansiyon. Bunları belli değerler, belli kriterlerin içine girdiğinde de aslında engel olmuyor. Alabiliyoruz onlardan kan bağışı. Özge Hanım, kan bağışçılarımız size nasıl, nereden ulaşabilir? Bizler gezici kan alma otobüsümüz ve minibüsümüzle aslında adanın birçok noktasında kan ekiplerimizi devam ettiriyoruz. Bizim sosyal medya hesaplarımızı lütfen takip etsinler. KKT Kizilay'ı Instagram ve Facebook sayfalarımıza biz haftalık olarak bütün ekiplerimizi paylaşıyoruz. Oradan yapılan paylaşımlarla artı mesaj atımı sağlıyoruz. Operatörler, iki operatör aracılığıyla sağ olsunlar bize destek oluyorlar. Biz gönderdiğimiz metinleri bir gün öncesinde ekip noktalarının bölgesindeki bütün bağışçılarımıza gönderiyorlar ve bu şekilde de bağışçılarımızın bize ulaşması çok daha kolay oluyor. Ve gelelim son olarak projelerinize. Evet. Yapmak istediğimiz çok şeyler var. Kıbrıs Genç Kızılay'ı. Aynen öyle. Önümüzdeki hafta 50. yıl etkinliğimizde bunun da lansmanı yapılacak. Burada yeni bir teşkilatlanma, bir Kıbrıs Türk Kızılay Genç Teşkilatı'nı kurduk. Bununla ilgili genç gönüllü arkadaşlarımız dolu dolu geliyorlar. Çok çok güzel şeyler yapmayı planlıyorlar. Biz onlara genel merkez olarak destek oluyoruz elbette. Veri başkanımız ve yönetim kurulumuz seçildi. Bu işlere yabancı değil, kendisi de eski bir Kızılaycı. Kızılay Kulübü'nün Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Kızılay Kulübü başkanlığı yapmış bir arkadaşımız. Bu anlamda eğitimleri tamamlanmak üzere tamamlandı. Birçok eğitimi Türkiye'de yapılan kamplara ve eğitimlere katıldılar. Yönetimiyle, yönetim kuruluyla beraber. Onlarla çok güzel şeyler yapacağız. Biz artık gençlerimizle sahada daha çok genç Kızılayımızla, genç Kıbrıs Türk Kızılayımızla beraber göreceksiniz. Biz bütün halkımıza en uzak köşesine kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Bu anlamda faaliyetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Sürekli bu çalışmaları yürütüyoruz. Genç Kızılayımız da gönüllülerimizle beraber bize destek olacaklar. Gençlerin duyarlı olması da çok önemli. Çok önemli. Farkındalıkları gerçekten çok yüksek. Yaptıkları işin çok bilincinde yapıyorlar. Daha neler yapabiliriz diye onlar bizi zorluyorlar. Öyle noktalardayız şu anda. İnşallah onlarla çok daha güzel şeyler yapacağız. Meydan ekipleri yapmak, kan bağışını duyarlı hale getirmek insanları. Halkımızı bu konuda bilinçlendirmek önümüzdeki yapacağımız çalışmalar. Şubelerimizin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmak bizim önümüzdeki yapacağımız çalışmalar. İnşallah bunlarla halkımızın huzurunda halkımıza hizmet ediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz, büyük gurur duyuyoruz. Tüm bu projeler elbette ki başta da belirttiğim gibi ayrılmaz bir bütün olan kesinlikle Türk Kızılay'ı işbirliğinde evet. Mi? Bizim Sağlık Bakanlığımız işbirliğinde mi? Şöyle ki Sağlık Bakanlığımız ile yani Kuzey Kıbrıs olan Türk da var mı? Evet var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Kıbrıs Türk Kızılay Kan Hizmetleri birimi olarak bizler işbirliği içinde çalışıyoruz. Onlar tabii ki Türk Kızılay'ının desteği çok önemli burada. Çünkü onlar biz 50. yılımızı kutluyoruz ama onlar 156. yıllarını kutluyorlar. Çok geçmiş, çok köklü bir gelişmişleri var elbette. Bize burada her zaman arkamıza çok büyük bir destek. Burada bir delegasyon başkanlığımız var. Onların desteğiyle beraber yürütüyoruz birçok çalışmamızı. Türkiye'nin desteği elbette ki çok fazla. Ama biz de burada Kıbrıs Türk Kızılayı olarak da birçok faaliyete kendi buradaki bağışçılarımızın, Kıbrıslı bağışçılarımızın bize bağışladıklarıyla bunları sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden Türk Kızılay'ına da elbette ki çok çok teşekkür ediyoruz tüm kesinlikle destekleri için. Bizler burada Sağlık Bakanlığı'yla olan çalışmalarımızda zaten onlarla beraber protokol kapsamında ilerletiyoruz kan hizmetleri ayağını. Şubelerimiz var bize destek olan, gönüllülerimiz var bize destek olan,
Genel merkezde çok güçlü bir yönetim kurulu var. Bizim arkamızda bizlerle beraber çalışan genel başkanımız sağ olsun her zaman bizlere en son noktasına kadar destek olan bir insan. O yüzden de aslında güzel bir ekibiz. Daha büyüyeceğiz. Daha çok şey var. Yaptıklarımız yapacaklarımızın çok küçük bir noktası. Daha çok güzel çalışmalara imza atacağız inşallah önümüzdeki dönemlerde. Evet, az önce son sorum dedim ama eklemek istiyorum. Sizin varlığınızı aslında en çok pandemide de hissettik. Evet, kesinlikle öyle. Neler yaptınız? Biraz ona değinelim mi? Tabii ki pandemi döneminde burada çok güzel çalışmalar yapılmış. İnsanların evden çıkamadığı dönemlerde, burada Kızılay'ın varlığı çok önemli. Neden? Çok. Evden çıkamayan dönemlerde insanların kapılarına kadar bu yardımlar, yardımlar, torbalarla gönüllülerimiz aracılığıyla taşındı. Elbette ki Türkiye'den gelen destekler vardı, ada genelinde toplanan destekler vardı. Bu anlamda ihtiyaç sahiplerine arkadaşlarımız tek tek kapı kapı gezerek bu ihtiyaçları sokağa çıkma yasağının olduğu dönemlerde de yürüttüler. Bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayalım. Umarım. İnşallah böyle bir dönemle bir daha bir burun buruna gelmeyiz ama olduğu zaman da Kıbrıs Türk Kızılayı burada. Bizler buradayız. Bağışlarımızla beraber, her anlamda bağışlarımız, hem kan bağışlarımız hem bize destek olan bağışlarımızla beraber biz buradayız. Halkımıza hizmet. Evet, sürekli sahadayız. Sürekli bu çalışmaları devam. Dönemsel değil, bizim çalışmalarımız her gün devam ediyor sonuçta. O yüzden de bu çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. Peki. Son olarak halkımıza özellikle kan bağışı için bir çağrıda bulunmak ister misiniz yayınımızı kapatmadan? Herkesi kan bağışına davet ediyoruz. Lütfen unutmasınlar. Bir ünite kan, verilen bir ünite kanla 3 kişiye hayat oluyorsunuz. Benim başıma gelmez demeyin. Lütfen herkes bu duyarlılığa sahip olsun. Etrafındakilerle beraber. Öyle bağışlarımızı görüyorum ki eşiyle, dostuyla, ailesiyle gelen, çocuğuyla, oğluyla gelen bağışlarımız var. Bu bilince de sahip insanlar var. Onlara da sağ olsunlar. Ama herkesi kan bağışına, en yakın noktalardaki kan bağışı alanlarımıza davet ediyoruz. Orada kan bağışıyla bir ünite kanla 3 kişiye hayat olsunlar diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok kıymetliydi verdiğiniz bilgiler. Ayağınıza sağlık. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum bizleri davet ettiğiniz için. Estağfurullah. Evet sevgili Ülgen, Kıbrıs Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Koordinatörü Sayın Özge Erdi konuğumuz çok kıymetli. Özellikle kan bağışının önemine dikkat çekmek üzere yaptık daha çok ağırlıklı olarak söyleşimizi. Bize ayrılan sürenin sanıyorum sonuna geldik. Ben sözü size bırakıyorum. İyi yayınlar dilerim. Ülke Akın'a çok teşekkür ediyoruz ve sabah haberinin sonuna geldik. Yayınımız öncelikle Fehmi Oktay'la hava durumu ardından spor turu ve manşet artıyla devam edecek. Sizlere iyi seyirler diliyoruz. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde yeniden sizlerle olmak ümidiyle. Hoşça kalın ve sağlıkla kalın.